örgütün yetkili kişileri, daha işte önder kabul edilen kişileri kendi aralarında bir kavgaya tutuştu ve hiç olmayacak bir şekilde insanların arasına girip bu kavgayı çöpçü çözdü. Bu belki de birlik ve ilerleme topluluğunda olabilecek en garip şeylerden biri ve bir şekilde bu 5 liseli genç de artık olgunlaşmış olsalar da, artık bir şeyler öğrenmiş olsalar da, daha birlik ve ilerleme topluluğuna hizmet eder hale gelmiş olsalar da bu olayın içinde buldunuz kendinizi. Bir şekilde sizin yüzünüzden oldu aslında, iyi ya da kötü. Ya da alet oldunuz, bilmiyorum. Toprak, sen bir yandan Cevdet'i tutuyordun. Ayağa kalktı, son konuşmasını yaptı ve aksiyon alındı. Herkes kül olduktan sonra bağırışın çağırışın içinde sen tekrar kollarında buldun Cevdet'i. Son hareketlerinden sonra kendini güçsüz hissedip Ha yere bıraktı yine. tekrar. Son bir şov hamlesiydi o aslında yani. Okay. Revire götürün. Hayri'yi Hemen bulun. birilerine hemen bağırıyorum. Revir. Hemen Diğerleri ne yapıyor? koluna girmeye Koştum ben de. çalışıyorum. Koştum ben de gittim. Ben zaten yardımcı Zaten olmak istiyordum. evet, direkt koştuk. Cevdet Benim abi. aklım gitti. Ben dümdüz duruyorum ya. Sen tribünde misin? Ben tribündeyim, olduğum yerde kaldım. Külmül oldu ben, elektrik, ben Tabii. ne yapıyorsunuz? Bir yandan da doğaüstü şeyler oldu orada tabii ki. Evet, Yani aklım ok gitti. saplanan insanlar yere kapaklanmadı, kül oldular falan. O yüzden Samet de dondu anladığım kadarıyla, tepki Ben veremedi. soğukkanlı olduğumu falan sanıyorum ama benim de elim kolum titriyor yani. Hiç öyle bir rahatlığım da yok. Ama bir an önce revire götürülmesi gerektiği için. Tamam. Cem Beceren ne yapıyor? Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Hı. Ben şey yaptım. Ben de yardıma koştum. Revir falan diye duyunca hemen hani yardım edin falan diye Cevdet'in yanına doğru gidiyorum. Cem? Kalktım ben Kesinlikle. de. Toprak böyle bir telaşlı hareketler yapmaya başladığı anda ben de toprağın yanına doğru böyle aman bir şey oluyor, bir şey oluyor kesin falan gibi panikle koşturuyorum oraya doğru. Bilmiyorum, görmedim de yani ne kadar gördüysem ya da. Kardeşim işte aynı şey yapıyoruz. Caner, sen daha az şaşırdın. Yani şu anlamda az şaşırdın. Çöpçünün kudretini biliyorsun tabii ki. Fakat bu hep bahsedilen sekizler diye bir şey vardır. Hani sizin de temizlik kişileri Sadece duyduk arasında. rivayet Ha, olarak. çöpçü vardır ama bir de sekizler vardır. Onları gören duyan olmadı falan denen şeyleri aslında sen gördüğünü fark ettin. Senin için şaşırtıcı değil ama şok edici. Yani bildiğin bir şeyden şok içindesin sen şu anda. Diğerlerine nazaran. Buyur. Ben şok içindeyim, tribündeyim. Hani koşmadım da Cevdet'in yanına, zaten başı kalabalık diye. Ben etrafı izliyorum. Bu işte kül olan insanlara bakıyorum. Hani bizim çöpçü ekibine bakıyorum, sekizlere bakıyorum falan. Hani ne olacağını anlamaya çalışıp bir aksiyon gerekirse, bana bir şey ihtiyaç olursa diye ben tribünde izliyorum abi onu. Tamamdır. Biraz daha öyle yani, şaşkın ama hani bekleyen bir durum. O zaman Eğer ben bunu gördüysem, yine Caner'in oturduğunu ve hiçbir şey yapmadığını gördüysem, Caner benim gözümde bayağı bitkin Yok, yani. ben Onu da söyleyeyim. ayaktaydım Ayakta. zaten çöpçü içeri Ya girdiğinde. bu ben bilmiyorum bunu ne kadar Şöyle, aşina olduğunu ama Caner ayağa zaten kalkıp ölmek yalnızca uyumak diyen 6-7 kişiden biriydi. Öyle bir aksiyon aldı. Ondan sonra oturmamıştır diye tahmin ediyorum. Ama yine de hani orada ben yardım diye bağırırken yine ya ben şu Evet. anda Caner'e büyük kuruluyor. Zaten bomba patlayacağı zaman çıktı gitti falan. Doğru. Ve hani şu an şeyim yani her hareketi gözümde onu imliyor bende. Okey. Başka bir şey yapan yoksa revire taşıyorsunuz Cevdet abi. Evet. Okey. Tamam. Abi, dün gece tatsız bir şekilde karşılaştığınız bazılarınız da daha önceden tanıdığı Hayri abiniz var orada, doktor. Cevdet'i görünce şey oluyor birden böyle. Panik oluyor. Onların işi daha böyle yani konsey toplantısına gelmek falan değil. Bunlar örgütün daha hizmet ayağında. Hani gerçekten doktor adam. Haydi. Hayri ve bir derse girmişliği, bir karara etki etmişliği falan yok. O revirinde takılıyor işte. Kendi odası var bilmem ne. O yüzden bu olayları bilmiyor. Yani yukarıda yaşananları bilmiyor. Öyle tasvir edebilirim size. Cevdet'i görünce Cevdet kardeşim ne oldu? Ne oldu çocuklar? Geçin geçin içeri geçirin hemen. Ne oldu Cevdet'e? Sonra anlatalım mı? Biraz acil Geçir, gibi tamam çünkü. hemen götür.
Sen görmedin mi ya? Sen orada değil miydin? Değil Ayla. Değil. Ben ha, sen rap yapıyorsun. Soruyorum. Yok oğlum dedim. Ne işin var toplantıda ya? Siz zehirlediler mi? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Geldiler. Bir şey zehirlediler mi? Abi galiba acil biraz ya. Biraz acil. Boş ver. Adamları falan da geldi ya. Tamam tamam. Nasıl bir zehir? Nasıl bir zehir? Şırın da mı yine? Su bardağını içti. Suyun içti. Bir daha içti. İçtiği bardağı getirin. İçtiği bardak nerede? Bardağı getirin. Ben koşturuyorum. Ben koşturuyorum abi. Koştum. Bir zar atsana Suray. Atayım ben de abi. Cevdet abi hala konuşabilecek haldeyse eğer konu bittik değil mi? Yani bıraktı sana en son kendini. Son enerjisiyle o atarı yapmıştı. Hmm. Ya hiç soru da soramam ki. Hı-hı. 12 attın. Tamam Suray. Yani bir aksilik yaşamadan gidip hemen getiriyorsun. Tamam. Hayır abi, hayır abi. Abi ne diyorum ben buna? Hayır abi diyorsunuz aynen. Hayır abi. Müfit! Bağırıyor bir tane hemen asistan çağırıyor içeriden. Al oğlum şunu diyor. Herif alıyor şırıngayla çekip bir şeyin içine koyuyor. Onun solüsyona böyle bir damla bir şey katıyor bilmem ne falan filan. 2 dakikada orada bir panzehir çözüyorlar yine. İyi olacaksın abi iyi olacaksın merak etme falan diye terini siliyor bir yandan Cevdet'in. Gidiyor. Ne zaman içti bunu? Abi 10 dakika falan oldu. Tamam, ama hepsini tamam. İçti. Bir tane içti fark etti sonra bir daha içti falan. Bayağı içti ondan. Ölmesin. Bir şey olmasın. 10 dakika mı oldu? Yani 5-10 dakika. 10 dakika oldu değil mi? 5 dakika. Yani 5-10 dakika oldu. Bir daha kokluyor böyle zehri. Şerefsiz diyor. Gülmeye başlıyor. Ne oldu? Rol mü yaptı? Ne yaptı? Ölmedi mi bu hıyar şimdi? Anlattın mı abi ne olduğunu? Ne yaptı? Ölmedi mi bu hıyar şimdi 10 dakikadır? Hala nefes mi alıyor diyor. Yalan Cevdet abi be. Bakıyorum Cevdet abi. Yok, baygın şu an baygın. Almış gitmiş ben zehirini. Bunu 10 saniye içinde ölmesi lazım bu zehirle. Ama... Alıp gitmiş ben zehirini. Abi nerede? Abi biz öldük kim... korkudan. Böyle bir şey olur mu ya? Kim zehirledi bunu? Soykan insight atabilir miyim ne? Ya? Ben güvenmedim doktora. Bülent. Çok gergin. Abi Bülent. Nesrin Hoca ile Bülent abi falan. Attım. Oh. Şeyi hissediyorsun ya Tuana. O ilk baştaki panik esnasında analiz ettin. Hani terini silerken korkusundan falan. Çok bağlı bir adam bu Cevdet'e. Okey. Samimi yani. Uydurmuyor. Çok şey. Bağlı ya. Çok seviyor Cevdet'i. Abi niye böyle bir şey yaptı o zaman? Niye böyle bizi panikle ettiriyor madem bunun tamam. Panzehiri var? Panzehir manzehir yine şey değil mi ama yamuk yani bu. Yine yamultur bayılmış adamı. Diyor, bayılmış diyor işte bayılmış. Ölümü engellemiş. Bir kendine gelir yarım saate falan. Aman biz ya. Yine de içirelim şunu da yaptın mı? Tara içtik diyor. Bu adamı hiç görmedik. Şükürler olsun ya Rabbime ya. Şey bilmiyorum kendisine sorarsınız bir hesabı vardır da. Ne oluyor? Dün Cenk gelmiş getirdiğiniz şırıngayla bilmem ne. Bugün Cevdet'i zehirliyorlar. Bülent Cevdet yaptı abi, diyorsun bir de. Bahsetti bize. Bülent'le Nesrin Hoca yaptılar. Bu ikisi ya. Yaşatır mı? Oğlum yaşatır mı onu çöpçü falan? Ben bu yaşatmadı abi zaten. Adam. Bu muhabbetin arasında ben bir dışarı çıkabilir ben miyim ya? Ben şu an aydınlandım. Sen dışarı çık. Sen çık. Ben bir şu dinleme cihazı çok dert oldu artık o kadar öğrendim olayları ve şey dedim ben Cevdet abiye nasıl güvenmedim nasıl ona işte yamuk attım falan filan benim kafam çok çok karışık sen yani. Sen Cevdet'in odaya gidip kurduğun yerden almaya çalışacaksın. Bir geri alasım var bir geri alasım var. Bir zar alabilir miyim senden bu oyun tarihindeki en önemli zarın olabilir bu. 11. Aaa 11 ne? Okey. Suray buyur sen. Yani oğlum yaşatmaz şey onu çöpçü falan. Ben aydınlanma abi şöyle ben zaten şimdi şey aydınlanmasını yaşıyorum. Ulan bir dakika amına koyayım adamlar az önce orada kül oldu. Nasıl kül oldu falan aydınlanması olayı anlatınca kafama geldi. Kafası yeni geldi yani olayın bana anladın mı? Niye birilerini öldürdü? Ha şimdi olayı anlatıyordum tam böyle şey adama Hayri'ye. Hayır abi şimdi bu çöpçüler geldi içeriye. Adam oklarını çektiler. Attılar. Adamlar kül oldu değil mi? Ben yanlış görmedim değil mi? Yok oldu. Ceren ben yanlış gördün mü? Adam yok böyle oldu. Kül olmadı mı ya? Attılar dediğin. Abi yani böyle ok okuna var. Ok attılar. Gitti. Bunların okları var ya. Bunlar kim oğlum? Çöpçünün adamları abi işte çöpçü. Ya bir şeyler desene. Caner sen...
Caner. Siz mi attınız? Evet. Sen yok muydun orada? Sizin şey değil mi o? Ekip değil mi sizin? Nasıl kör oldu adam? Niye konuşuyoruz? Bir Cevdet abi toparlasın da. Ben hemen çıkmadım değil mi Soykan? Çıktın mı? Sen çıktın. Çıktın. Çıktım tamam. O nazarın yapabileceği bir şey yok yani. Sen gidiyorsun. Ben. Abi Caner bir şey desene, adam nasıl kül oldu orada? Bir ok attı, Bülent kül oldu. Nesrin Hoca da kül Caner, oldu. Caner bizden derdinde, ben anlamadım. Biz burada başımıza gelmedik kalmadı ya. Hayır, sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Saçmalamayın yani, benim de anlamadığım şeyler var. Bunlar benim ilgilendirdim. Muhtemelen Cevdet abi biliyor bütün olayları. Bir kendine gelsin, her şeyi bir oturur konuşuruz. Abi bu konuşmalar esnasında... Hocam. Buyur abi. Bu konuşmalar esnasında olan bir şey yapmak istiyorum da ufacık. Tabii. Bu abileri kül yapan oklar vardı. Vardı. Ben de bunun şokuyla orada kilitlendim kaldım ya. Aha. İşte tribünlerden vurdukları en yakındaki, yani görüş açıma en uygun taraftaki kibir kaos olmuştur orada. Muhtemelen. O küllere böyle kilitli kaldım. Ok oralarda mı attıkları ok? Okla beraber mi kül oldular? Ok orada, oklar söndü. Ben oka bakmak istiyorum. Tabii abi. Önce orayı oynayalım. Bir tane, bir investigations'ları alayım senden bir de. Ne kadar inceliyorsun oku. Bonusun bayağı da var bu tarz şeylerden, anlıyorsun. Bayağı güzel güzel. Woo! Hiç anlamadım. 20 geldi. Natural crit geldi. Bana anlat oku. Bana 11 anlat okuyun. Bana 11, sana 19. Okana 28 gelsin. Müthiş ya. Ben mesela bu oku alıp okutabilir miyim Eminönü'nde? Bana bunlardan bahsettiler. Abi bu oku Eminönü'nde çok iyi okutursun. Kapalı çarşıda falan buna servet öderler. Hatta bir takım müzelere de gidip ben bunu definecilikten çıkardım deyip %50'sini kendine, %50'sini devlete şeklinde satabilirsin. Çünkü okun saplanan kısmında, sivri kısmında runik harfler var bir sürü. Sarmal şeklinde ilerleyen, tahta kısmına doğru da giden okun tamamı bir ründen oluşuyor aslında. Senin bildiğin bir dil değil bu. Arapça falan da değil. Yani bildiğin bir alfabe değil. Daha çok şekiller var. Nasıl diyeyim? Anlaştık herhalde yani. Kafamdaki soruları sorayım mı? Seri. Onları da yapar. Ok hani böyle demir falan mı, yoksa tanım bilmediğim demir. Bir materyal gibi mi? Demir abi, ucu demir saplanan kısmı, yani bildiğin ok dışında bir şey değil bu, ya da teknolojik olarak çok böyle high tech bir şey kesinlikle değil. Aksine kül olmalarından da zaten anlayabileceğin üzere bu insanüstü bir şey, doğaüstü bir şey yani. Süpernatürel bir şey. Yani biraz şey gibi düşün, önünde de ışık yanıyor ya benim yanmıyor kafam için. Yanmıyor artık. Ha. Hayır, en başta yanıyordu ya. Yani orada bir ampul olması gerekiyor diyor beynim. İçinde bunun yanması gereken bir şey, bunu yakan bir şey var diyor yani. Bu runik harfli olacak iş değil. İlk başta şey düşünüyorsun yani, bunu böyle bir ispirtoyla falan, benzinle bir şeyle yakmışlar. Bu sönmüyor bir süre böyle, uzun süre, ama alev dediğin şey böyle sarı kırmızı karışık bir şey ya. Bu böyle pembe, kırmızı, kızıl tonlarında görselde son gördüğün gibi. Yapmak istediğim şey de şu abi. Saplanan kısmına dokunup, yani ucu sivri mi? Gerçekten onun amacı hani değmesi mi, yoksa saplanması mı normal bir ok gibi? Ve sıcak mı alev gördüğüm yer? Bu ikisinin de cevabını almak isterim. Ucu, bir de kalabilir mi? Ucuna dokunduğunda elin yanıyor. Tamam. Ama soğuktan. Yani sıcaktan değil. Buz yanığı olur ya. Çok anladım. Soğuktan. Bir süre sonra hani onu fark ediyorsun, bu sıcaktan olmadığını. Ve sivri değil abi. Anladım abi. Bir ok için gelen biri var mı? Ben onu kontrol ederken birileri geldi mi yanıma? Ben odadayım. Aldılar mı oku? O kargaşada hani insanlar kaçışıyor biraz dışarı daha çok. Vay Samet de niye oku inceliyor deyip yanına gelen kimse yok. Tamam, ben okla gitmek istiyorum. Oradan okla ayrılmak istiyorum. Tamam abi, benim yanına yanına alıyorsun oku. Hı. Bu esnada. Yo, başka bir şey yapan yok mu ya? Biraz daha konuşalım abi. Bana gelme. Bu esnada bu şeyde ilk testlerde falan
hatırladığınız böyle öldü ama ölmedi falan Atakan vardı ya. Koştur koştur revire geliyor. Bunu gören kişi Toprak. Atakan Toprak'ı gördüğü anda da böyle bir Toprak'a bakıyor. Çok bir şey söyleyecek gibi yapıp sonra kendini tutup hani neyse bu benim işim değil deyip devam ediyor revire doğru koşmaya. Atakan'ı durdurabilir miyim? Sana ters ters baktığı için mi? Evet. Tabii. Şöyle bir tam gitmeden dur bir dakika dur. Ne var? İçeride miydim? Gördün mü olanları diye soracaktım. Ya ne oluyor? Cevdet abinin odasını mı soruyorsun? Toplantı odasını mı soruyorsun? Seni ilgilendirmez. İçerideki toplantı odasını soruyorum tabii ki. Oradaydım, gördüm. Hayırdır? Nedir bu tavır? Toprak, ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Cevdet abiyle çözersin problemini. Gördüm seni odasına girerken. Deyip cebinden çıkarıyor. Aha. Shit. Müstahak. Müstahak. Vallahi müstahak. Ya benim cihaz elden ele geziyor. Allah senin belanı versin kadın be. Tamam var burada bu arada. Bir dakika dur ya bir dur be. Benim onunla açıklamam var ama sana yok tabii. Benim haddime sen değil zaten. Sen böyle inandıysan böyle inanırsın ama o her şey açıklamam var sen merak etme. Umarım vardır. Sevdiğim birisin. Koşmaya devam ediyor bir şey yapmayacaksan. Ya hiçbir şey yapamam şu an. Ne yapabilirim ki? Sıçmışım ya. Adam 19 attı ya. Geliyor yanınıza. Nasıl durumu? Hayır abi. Bir şey olmaz. Bayılmış diyor değil ya. Bayılmış diyor abi. Bir şey olmaz diyordu. Ayrı abi az önce dedi bayılmış dedi. Panzehir içmiş son saniyede. İlk başta biz öldü zannettik kendi ama sonra panzehir içtiği için. Kendi içmiş herhalde. Hayri Bey öyle dedi. İyi oh iyi bari. Siz iyi misiniz? Yok, siz, yani çok sizin üzerinizden yürüdü gibi oldu. Abi biz iyiyiz de yani birileri geldi kül oldu falan. O hiçbir şey anlamadık biz. Ne oluyor yani? Bilmiyorum. Kimse bir şey. Caner de bir şey söylemiyor. Ben anlamadım ki böyle biz bunların ortasına kaldık. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Hala sonra konuşuruz Cevdet abi gelince falan diyor bize. Vallahi mal olduk abi. Caner? Oğlum anlat biraz Takan. Ya. Gelsene bir dışarıda konuşalım seninle. İyi tamam. Bizden niye saklıyorlar? Bu arada Mete, Atakan da çok bir şey bilen biri değil. Yani Atakan sizden eski. Cevdet'in de çok aha güvendiği bir çocuk. Yani. Ben de dışarıdayım değil mi? Onlar yani benim yanıma doğru gelecekler. Sen koridordasın ne yapıyorsun söylemedin. Yani döneceksen. Ben... Soykancığım ben bitmişim. Sen ne yapacağını söyle bana. Ben tarlam yanmış gibi sigaramı yaktım. Kapıdan içeri de girmek istedim artık. Altıma sıçıyorum yani. Hemen o nerede artık onunla konuştuysam. Sen boştasın değil mi? Tamam. Müthiş bu, kötüyüm Mete, buyur. Yani. Düşünüyorum ne yalan söylesem diye. Caner buyur. Abi. Dışarıda mıyız? Ben kapıya doğru dinlemek istiyorum bunları. At bizler. Bir de benim duyabileceğim bir yerdeler mi ben dışarıda olduğum için? Benden yok senden sonra da. Senden sonra koştular ya. Koştu yoklar. Yani. Yoklar. Yani hiç evde yok. Bana şey geliyor ya zaten dışarı çıkarttığı için kapıyı da kapadı. Falan gibi bas frekanslar geliyor sadece yani. Ceren niye herkes bizden bir şey saklıyor ya? Bilmiyorum ben çok sinirlendim. Ben bu Cener'e de sinirlendim. Kuruldum yani. Ya herkes bir yere gidiyor. Toprak onu dışarı çıktı gitti. Atakan'ı çekiyor dışarıya diyor ki gel abi dışarıda konuşalım. Bizden niye saklıyorlar hep bir şey? Bunların iki çöpçüyle çalışıyorlar abi. Sanki Samet bir şey nerede? Samet nerede? Sen bir boka sürdün mü? Elini sen şey yaptın mı? Neyi ne yaptım? Bu sahtekarlardan biriyle falan çalışsana bir şey söyleyen oldu mu? Bülentlerle mi? Bu ok attıklarıyla. Bu neydi? Salak kadın diğer adam. Nesrin. Neslini gör. Ben ne yapabilirim onlarla Ceren? Ceren'cim ben burada sıçsam sen bokumun rengini bilirsin. Ne yapabilirim ben soruyorum burada? Soruyorum işte oğlum. Bilmiyorum. Soruyorum. Yok. Cem, Ender sadece Samet ve senin müdürün. Yani ölenlerden. Bilgi işlem müdürü. Ondan çok ders aldığın, eğitim aldığın falan oldu. Ama böyle bizim, bir pis işini yaptığınız olmadı. Bizim bir tek benim bu kül olan adamlardan Ender. Hatırlıyor musun? Bizim üstümüz. Samet'le. Ender'i
Tamam. Biliyorum, bir tek biz Ender bizle hep iş yaptık ettik. Ama Ender de bize gidin şuna şöyle yapın, böyle hinlik yapın, demedi, böyle şeylik yapın demedi. Samet'e dedi mi bilmem. Abi. Samet nerede? Yok, yine Samet de yok. Toprak yok. Sanmıyorum oğlum burada. Caner zaten, Caner zaten triplerde. Caner var ya, bitti benim için. Cem ben ve Cem, burada sigaramı bitirip yavaş yavaş Revere'e doğru gidiyorum. Sen daha yürümeye başlamadan Mete ile Atakan'ın konuşmasını oynayacağız tabii. Bir yandan Cem ve Ceren kardeşlerin haklı hezeyanı devam ederken biz niye ikimiz kaldık kardeşim? Herkes bak yani Samet'i yok, Caner'i yok, Toprağı yok. Biz burada Cevdet abimizle kaldık, old school dağılıyor mu derlerken kapının önünde Caner ve Atakan Caner'in inisiyatifiyle başlayan sohbetlerini yürütüyorlar. Atakan ne oluyor abi? Ben hiçbir şey anlamadım yani. Oğlum ne bileyim, ne bileyim siz, ben yani... Bir aydır falan sizin kadar işin içinde değilim. Ben devam ediyorum görevlerimi falan yapmaya. Cevdet abi siz benden daha yakınsınız şu an yani, yanlış anlama da. Bilmiyorum, sen anlatacaksın bana ne oluyor oğlum. Sen temizlikçi abi, değil misin? Çöpçü bizim... Yanındakiler kaç tane çöpçü var oğlum? Birer tane ok çıkarıyorlar, herkesi saplıyorlar, küle diyorlar. Nesiniz oğlum? Bekizler. Ben zannediyorum ki siz gidiyorsunuz, adam paketlediyorsunuz, öldürüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Işıklı okla adam küle diyorlar oğlum. Ne oluyor? Ya iş biraz karışık. Bu sekizler muhtemelen. Sekizler biz de çok mi bilmiyoruz aslında işin aslını yani. Ben yani Cevdet abi muhtemelen her şeyi biliyor. Yani duyuyordum ama hiç görmemiştim daha önce bu kadar kalabalık. Ben sadece baştaki çöpçüyü biliyorum biliyorsun. Abinin yani biz işimizi onunla hallediyoruz onu bile. Panzehir içeceğinden haberin var mıydı zehirden mehirden? Cevdet abinin mi? He. Yok abi yani Cevdet abiyle konuşma fırsatı da bulamadım ki. Muhtemelen her şeyi de o aydınlatacak yani, anlamadım ki. Oğlum vallahi yüreğime hani indi ya. Yüreğime indi yani. Abi sorma yani, çok karıştı her şey, ortalık. Enes'in hocalar gitti şimdi, Bülentler falan filan, ne olacak bunu da bilmiyorum. Anlatmıyor bir da bir şey biliyorsun. Bir anda ortaya çıkması çok böyle hayra alamet de değil. Yani tamam yani... vallahi yani haddim değil ama Cevdet abinin ketumluğundan korkuyorum ben artık. Neyse diyor. Toprağı görüyor abi, çünkü gözücüyle. Konuşuruz diyor. Bir iyileşsin de Cevdet abi. Konuşuruz her şey diyor. İçeri giriyor tekrar. Sen de giriyorsun. Toprak sen giriyor musun revire? Girdim abi. Tamam. Abi bir 5 dakika falan mırın kırın boş. Cem ve Ceren'in de konuşması siz girince bitiyor. Böyle herkes birbirinden bir psikolojik olarak ayrı vaziyette. Bir soğuk savaş hali var revirin içinde. Hayri de dün gelen gençler böyle değildi gibisinden içinden geçirerek sizi takip ediyor olanları falan. Cevdet'in gözünde bir kıpraşmalar, bir şeyler. Cevdet uyanıyor abi. Açıyor gözlerini. Cevdet... İyi. İyi, güzel. Abi. İlk lafları iyi güzel oluyor. Ha. İyi, güzel. Cevdet abi. İyi mi? Samet abi nerede? Abi korkuttu. Abi Samet içeride. Samet. Kaldı çocuk, doğdu, dondu. Şok oldu tamam ya. Vallahi kusura bakma yavrum ya. İnanılmaz cool kalkıyor böyle. Biraz yerinden abi, biraz yerinden doğruluyor. İyiyim çocuklar, iyiyim. Kusura bakmayın, size haber veremedim bir şekilde. Ortaya... Abi neyi haber vereceksin? Öldün sandık, neyini haber oğlum, vereceksin? Onu haber veremedim. Yani ortaya çıkarmak yetmiyor bazen bazı şeyleri. Ölmedim. Abi neyin yanacağını bilmiyorduk. Bazı şeyleri ortaya çıkarmak yetmiyor. Onların o kadar ileri gidebileceğini kanıtlamam gerekiyordu benim. Kusura bakmayın. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Yani... Ben bile şaşırdım. Ben hani panzehiri boşuna alırım gibi düşünmüştüm ama işe yaramasından mutsuz olsam da bir şekilde istediğimize ulaştık. Peki sonra ne oldu ya? Niye? Bunlar değil mi? Ettiler. Yani benle başlayacaklardı. Sonra Fuat, sonra Mert, sonra size ineceklerdi yavaş yavaş. Niye abi? Siz bir senelerdir birlikte değil misiniz Nesrin Hoca'yla, Bülent abiyle? Yani Bülent ne oluyor benim... böyle? Bülent'le ben aynı hafta girdim buraya. Bülent'le dedelerimiz arkadaş bizim ya. 30 yıldır buradayız biz. Çok değerli bir şey. Bir baştan anlatsan biz nereye gittik, nereden geldik, kimi getirdik? Bir kendime geleyim mi?
Bir kendime adam geleyim. Kötü oldu bak vallahi. Bir toparlanayım. Bir duş alayım affedersin. Dinlenmek ister misin? Orada da konuşalım. Yarım saat. Dayanamıyor böyle. Çok ailesine de bağlı ya böyle. Cevdet abisi de abi gibi böyle. Abi vallahi korktu falan. Sarılacak gibi oluyor mu? Nasıl sarılacağını da bilmiyorum. Garip böyle şey falan yapıyor. Şöyle falan yapıyor. Abi dizine mizine mi sarılıyorsun? Ha, öyle şey yapıyor böyle. Beline falan böyle. Abi anlamadık. Yani falan o da böyle eline şey yapıyor. Hani ya tamam kızım tamam bir şeyim yok. İyiyim lan. Hayır yalnız bak hizmette sınır var şu anda. Hizmetin eskisi gibi değil. Bir tane yok mu ya kokteylin serumun bir şeyin? Bizi bir kendimize getir ya. Tamam, yatıyoruz diyorum. Burada panziri verdim geçti hadi ya. Gidiyor ayrı da böyle gülümseyerek falan hazır çekmeceden bir tane serumu alıyor. Takıyor tekerlekli bir tane serum şeyine. Getir getir diyor. Kolunu alıyor böyle. Aralarında böyle piç bir eski dostluk var. Çok belli ki çok yarasını sarmış ama. Buluyor damar yolunu falan takıyorlar bir şekilde sorumu. Ben şunu bir alayım kendime geleyim bir duş yarım saate buluşalım mı odada diyor. Olur abi. Abi bir de benim biri de şöyle bileklerimi kolonyayla olsa şu an ha, keşke. Abi diyor. Atakan diyor. Ha, okey. Sokağın yazını İyi okudum. İyi ki bölmedin ya. Oğlum aklım gitti. Ne kokain diyorum. Okey. Bunun için açıklayın isterseniz. Ne diyorsun amına koyayım ya. Şimdi uyuşturucu müptelası olmayanlar için açıklıyoruz. Bizimkiler revirdeymiş falan filan. Tamam burayı oynarız. Tamam. YouTube'dan izleyenler hiçbir şey anlamadı. Chat'e bir şey yazıldı arkadaşlar. Diyor ki ama çok yarasını sarmış Cevdet'in. Çekmiş. Aynen. Kafam şey oldu. Pardon. O sırada ya abi diyor. Atakan yaklaşıyor Cevdet'e. Kulağına eğiliyor bir şey söylüyor. Ben gidiyorum. Ne diyor? Duymuyorsunuz ne dediğini. Kulağına bir şey söylüyor. Ben gerçekten böyle bir karakter. Hmm. Ne diyorsun? Nu dediğinde çoktan demiş oluyor zaten. Cevdet böyle bir kafasını kaldırıyor. Arkadaşlar. Ne oldu abi? O mutluluk, abi? Gülümseme, geyik birden gidiyor suratından. İnanılmaz sert, ben. Disiplinli bir Cevdet. Hayır. Çocuklar. Ne oldu abi? Ver. Yine mi birine bir şey oldu? Ver Atakan diyor. Ne? Hayır, vermesin. Çıkarıyor Samet'in dinleme cihazını. O sırada Samet kapıdan giriyor. Elinde ay, anasını vallahi tahmin ediyordum ya. Aman. Neyi elinde bir çöpçünün okuyla beraber Samet içeri giriyor o sırada. Deli gibi heyecanlı böyle. Burada mıydın? Cevdet abi misin? Samet'e bakıyor Cevdet. Abi bizim dinleme cihazı değil mi o? Ne oldu abi? Bülent'in odasından çıkmadı mı işte? Orada mı bu? Oğlum ne Bülent'in? Ne geveliyorsunuz? Bu ne? Siz açıklayacaksınız bana. Dinleme cihazı sen bize yaptırdın abi onu. Ulan Bülent'in odasına konmayacak mıydı bu cihaz? Evet Bülent. Niye benim odamdaki saksının içinde? Ben niye sizin seslerinizi duyamıyorum bir de? Siz beni duyuyor musunuz? Kafa sağlasanız da duyuyorsanız. Aa çok ilginç. Discord gitti herhalde. Siz de duyamıyorsunuz. Okey. Zoom'dan konuşuyorum şu anda. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorsunuz. Discord çöktü galiba. Zoom'u açsanız hepiniz. Join audio falan yapın. Hepimizin sesleri çok kötü oğlum. Zoom'da nasıl konuşacağız? Hiç. Ya yani öbür türlü sessiz. Alo. Siz yalan mı yapıyorsunuz lan? Alo. Siz arkadaşlar çok iyi devam edin. Siz Discord gitti mi yapıyorsunuz lan? Zoom'a mı geçiyoruz? Geldim Zoom'dayım. Hoş geldin. Discord herkes Zoom'da mı şu an? Ben çöktü değil mi? Yo, bizde okeydi. Biz konuşuyorduk. Discord'la anlaşmamız çok iyi gidiyor. Allah Sena konuşmasın. Tamam ben okeyim. Çok pardon Senacığım. Yani ben geldi şu an diyorlar. Ben oha, herkes içindir. Çok patlıyor lan. Oğlum ne yapalım? Çok pardon. Bir dakika kısmı. Bireysel de kısamıyoruz değil mi?
En kötü Zoom'la idare edeceğiz de. Şimdi kapatıp açacağım Discord'u. Sen bir aç abi. Abi nasıl bireysel olarak insanlık? Şu an patlıyor mu? Yo, Discord'a geldik mi bir Sena, deneyelim istersen. Fısıldıyorum oğlum çünkü. Azaltma azaltma. Belki Discord'a geri döneriz. Tamam. Aynen abi Discord gitti ya. Zoom'dan da iyi geliyormuş onlara. Hadi devam edelim Discord'un senin açtığı şey yaparız. Tamam. En azından bak, bir 5 dakika daha yaşadım. Herkes birbirini duyuyor değil mi? Evet. Duyuyor. Mete. Tamam. Mete? Mete'yi duymuyoruz. Duymuyoruz. Seni duymuyoruz. Mete o Discord alttan... Dudağını okudum ben konuşmuyorum diyor zekasız herif duymuyoruz. Yani şöyle yapabilirim. Hayır ben oldu. Ama sesim nasıl geliyor bilmiyorum kameradan oluyor. İyi hiç sesim yok. Sesim böyle bir şekilde iltica etmişsin gibi geliyor Amerika'ya. Evet. Okey. Okay. Sanki kaçak elektrik çekiyormuşsun gibi geliyor kardeşim. Sanki 5 lirayı ağzına koy. Okey. Güzel mi? Yok abi çok kötü her şey. Devam ediyorum. Ben yaptım. Ha pardon. Oğlum bunu sen Bülent'in odasına ya koyun diye konuşmadık mı? Abi tamam abi biz şeye peki gelmedi. Neden? Konuştuk işte tamam, daha... Peki abi, neden benim odamdaki saksının içinden çıkıyor bu? Abi anlatıyorum. Neden? Dur bir sakin ol. Toprağa baktım böyle neden saksın gerçekten? Abi elimde durun anlatacağım oku. Durun ya. Abi biz girmeden hem yemekhanede hem de yolda falan bu bizim hocalar hepsi hem senin arkandan hem sizin ekibe komple giydiriyor. Bir de bizi oraya yolladınız diye üstüne bir de biz suçlu olduk falan. Bizi de karşılarına aldılar. Ben de dedim ki kesin sana bir dümen bir şey dönecek. Onlar kendilerini zaten hiçbir yere sokturmadılar. Ben de belki yarın bir gün senden bir belge melge çalarlar diye senin odana koyayım dedim. Hiç yoktan iyidir diye. En azından senin odana yanlışlıkla biri girerse onu biliriz. Çünkü diğerlerinin odasına bile giremedim. Oğlum, hep odalardaydı odama... tek başlarınaydı yani. Kızım benim odama yanlışlıkla kim girebilir? Benim... Abi bilmiyorsun sen arkandan neler dönüyor, ne konuşuluyor bilmiyorsun ki. Sen girebilmiş misin ben görmeden? Abi sen görmeden girmedim zaten. Senin onayın var diye rahat rahat girdim senin odanda koydum saksıya. Yoksa benim... ben niye arkandan iş çevireyim? Benim böyle bir şeye onayım yok. Abi... Bir zar atar mısın bu arada? İkna zarı. Of çok ağır. Kesin düşük atacak Allah'ım. Asiktir ya GG. GG GG hain. Kim toprağı oku. Elimde. Topla ya. Topla gidelim. La ilahe illallah. Ya, İzle mi oynarsın boş ver. Ben kendi üzerimde olan tehdidin farkında değil miyim? Ertesi gün Bülentleri avlayacağız diye plan yaptıktan sonra benim tehditlerden haberdar olmadığımı düşünüp benim odama dinleme cihazı mı koydun Toprak? Abi bak yemin sen ederim. Sen ya salaksın ya hainsin. O zaman salamdır ha. Benden hainlik çıkmaz. Beni tanıyorsun yapma. Benim de salak insana ihtiyacım yok. Kusura bakma. Bak özür dilerim böyle anladığını da anlıyorum. Ama gerçekten yarım gün mesela eğer bilseydim böyle bir şey olacağını o ses cihazı sayesinde bilirdim de belki bir şey yapardım. Onların odasına girip koysaydım belki okeydi de yine dedim belki bir işimize yarar bir şey öğreniriz. Biri senin odana girer en azından bir bilgi milgi alırız diye koydum. Yoksa ne zaten ben bu... Toprak? Evet bize ya fırsat mı kaldı arkadaşlar son 5 demek... dakika gittim de koydum ya yapmayın ya. Ya insan bu kadar önemli bir tamam, kararı tamam. Verirken ekip arkadaşlarım. Doğru edersiniz kavganızı tek başına mıydın? Tek başımaydım abi. Bir de zaten ses kaydını sen biliyorsun. Cihazı sana vereceğiz. Sen dinleyeceksin. Ben niye senden çekinip de koyayım? 3 atmış attım. Abi özür dilerim. Vallahi beni, bak. Tamam beni biraz yalnız bırakın çocuklar. Bir konuşuruz. Yarım abi. Saat sonra falan konuşuruz. Abi Cevdet bizim... abi. Abi. Hı. Ya yeri değil de şey cihazı ben alayım mı hani bitirecekti mi? Mezarına mı koyacağım Bülent'in? Sen siz niye mi böyle oldunuz çocuklar? Abi sen bitir dedin. Gel gel diyorum. Çekil çekiştiriyorum Samet'i. Gel gel. Samet abi. Hayriye ya. İstersen biz yeni. Böyle falan yapıyor. Hayriye böyle falan yapıyor. Abi yenisini yaparız gel, Samet gel. Abi biz onun. Tamam hadi. Onu baştan hiç yaparız. Ya. Olmadı bir tane daha yaparız artık. Ne yapalım? Cihaz. Aynen. Çıkıyor muyuz dışarı o sırada? Burada Caner, Ceren şöyle yapıyor. Soykan çık. İğrenç bir kız ya. Ceren giderken diyor ki Cevdet abi vallahi bilmiyorduk falan yapıyor. Ya tamam. İğrenç bir insansın abi, sen. İğrenç bir insansın. Vallahi iyi de bilmiyorduk. Aşırı haklı Ceren.
Allah belanızı versin. Samet, ablam benim be. Samet'le Caner kalsın lütfen. Ya. Abi sen geri gir abi. Seni çağırıyor Cevdet abi. Senin suçu senin üstüne atlasam ben hiçbir şey bilmiyorum karı. Buyur abi. Ben Ceren'in kulağına söylüyorum. Yine bak bizi dışarı attılar. Biz orospu çocuğuyuz çünkü. Ben emin oldum. Biz orospu çocuğuyuz diyor. Hiç hayatında ilk defa küfür ediyor Ceren. Caner, sen Mert'le bir ara bir konuş. Konuşayım abi. Yani olaylar büyüdü. Bazı yeni şeyler yapmak gerekir. Kapatayım mı kamerayı Tuhan? Bazı yeni tedbirler almak gerekir. İşte bazı değişiklikler gerekir. Tamam abi. Samet sen de o... Kaybet oğlum onu. Abi ben buna bakarım diye. Alev mavi burası soğuk. Senin anlayacağın bir şey değil o. Yok. Bir incelerdim belki. İçini falan açmaya çalışırdım. Bir ne bileyim. Bir garip bir materyal gibi yandı çünkü bu yanıyordu. Gördün mü sen abi? Gördüm. Sen tamam hani sana antrenman olsun çalışma olsun diye inceleyeceksen incele. Yok et ama ondan sonra. Tamam abi. Ben kendim bakayım. Kimseye sormayın değil mi abi bunu? Yok artık gizlimiz saklımız yok kimseden de. Diğerlerini toplatın. Kapatmana gerek yok. Aşağıda kalsın. -4'te kalsın. Tamam abi. Samet'inkini de Samet'in işi bitince alır koyarsınız. Tamam abi ben en hızlı şekilde olur. Birazcık böyle bakıp saygısızlık etmeyelim canları. Şimdi. Tamam. Yine de odamda buluşuruz o zaman. Çok da şey yapmayın. Tamam abi çok. Kusura bakma. Abi kapıya birilerini bırakalım mı? Yok yok gerek artık korkumuz kalmadı kimseden. Caner. Gidiyor muyuz? Ben yol giderken şey yapacağım. Caner. Efendim sen? Gördüm. Bu oku daha önce gördün mü sen ya? Böyle bir ok. Yani gördüm. Gördüm ama hiç daha önce birine fırlatıldığını bu kadar yakından şahit olmadım. Bak yazılar falan da var buna bakalım. Zaten Cemil bu konuşmanız 15 saniye sürdüğü bakalım için abi. Diğerleri de kapıda bu arada. Tabii yürürken ya böyle konuşa konuşa yürüyorum. Ekip yanıma geldiği zaman abi, ben size şöyle bir fırsat vereceğim zaten. Ondan sonra molaya gideriz. Öğlen oldu toplantı 11'deydi. Bir yemek yiyin. Bu konuları konuşacaksanız konuşun. Sonra mola verelim. Olur mu? Tamam. Olur abi. Olur olur güzel. Tamam. Aldınız table dotları yine. Ya çıt çıkmıyor bu sefer ama yemekhaneden. Çünkü herkesin yıllardır ders aldığı hocaları ölmüş bazılarının. Bazıları bizim böyle... Bizim dolap sınıf gibi bir şeyimiz var mı? Var var. Dolabınız var hepinizin. Vardı ya. Vardı. Bunu olursun. Yemekhanede elimde bununla gezmeyeyim. Ha, tamam. Onu koydun geldin. Ya böyle çok güvendiği insanlar ölen var. Hani sadece hocalar da değil biliyorsunuz. Öğrencilerin ve yetkisizlerin içinden de 7 kişi öldü. Bir matem havası var. Bazılarında da şey havası var. Neyse öyle tasvir etmeyeceğim. Bazıları da giden gitmiştir. Ya, gerçekten bir gün idam edecek ya. Ben böyle çatalımla tabaktaki pilavla bir şeyle oynuyordum böyle. Bütün sessizlik. Ben de oturdum. Ben konuşmaya başlayacağım. Hayır abi anlamıyorum ki ya. Ha ben toprakla aynı masaya oturmuyorum bu arada. Orada oturuyorsa ben onu soracağım. Sıralamaysa. Sıralama nasılsa oturmayacağım. Valla siz belirleyin yani. Aldım table dotumu. Bir tane masaya geçtim artık. Kim önce geçiyorsa bilmiyorum da. Tamam. Muhtemelen senin yanına toplanıyor toprak dışındaki herkes. Toprak ne yapıyor? Ben mahcup bir şekilde yanlarına gideceğim. Oturmayacağım ama zaten iştah kalmadı yani. O yüzden gittim. Çok mahcup bir şekilde... Bir durdum ne yapacaklarına bakacağım. Yok mu varsayıyorlar ve hepsi mi öyle? Anlatsınlar buyurun. Ceren nerede oturuyordu? Baş şeyin çardak sandalyesi gibi düşün yani karşılıklı. Aha. Masası oturana bitişik sandalyeler olur ya öyle. Hı-hı. O bir ucunda başında oturuyor. Yani ayrı masada mı? Yok ilk oturdu yanına gittiniz. Ha tamam. Ben de tamam. Geldim. Toprak bana tepkileri ölçmeye çalışıyorum şu an. Ben tepkimi hemen göstereyim. Çok basitçe. Sileşme ayranım. Vurdu masaya. Geldiği zaman.
Ay. Çok ben de böyle baktım. Ay çok üzülüyorum şu an. Başka diğerleri ne yapıyor? Ben sessizce önümdeki işte tabletimdeki yemeği yiyorum. Önüme bakıyorum. Şimdilik durumum bu. Tamam. Ya biraz da senin de tepkini bekliyorum. Oturacak mısın, gidecek misin, ne yapacaksın? Yok, ben oturmayacağım da mahcup, çok mahcubum. Böyle şey, kimsenin huzurunu kaçırmak da istiyorum. Biraz böyle üzüldüm yani sizin de bana güvenmiyor olmanıza. O yüzden orada söylediğim şeylerin aynılarını söylemek için nefesimi alıyorum şöyle bir. Ne oldu Toprak? Abi açıklamam gerekiyor ya, bütün huzuru kaçırdık tabii. Biz gidelim mi Ceren'le? Açıkla valla. Biz Ceren abi, gel yok. Gidelim açıkla. Abi, gidelim. Her şey, her şey burada tamam. Ayrı hikaye dönsün ya. Ben gerçekten aynen. Yemin ederim valla sıkıldım artık ya. Atakan'ıyla konuşacaksın, dışarı çağırıyorsun abi. Yalan mı Caner abi? Atakan'la konuşacaksın, dışarı çağırıyorsun. Samet de sen olaylar oldu, ortalıkta yok. Elinde okla geliyor. Bilmem ne yapıyor Samet abi. Abi biz seninle aynı birimde çalışmıyoruz mu? Ender abi bize bir sürü şey öğretti. Öldü Ender abi. Gelip dedim mi? Ya Cem kardeşim başımız sağ olsun. Ender abimizi kaybettik. Bir şey dedim mi ya şu dakikaya kadar? Tamam Cem, boşver ya. Boşver ya bırak Ceren ya. Bırak böyle ekibi lanetlasın. 5 kişiyiz. Yola birlikte çıktık diyoruz. Şu halimize bak ya. Arkadaşlar. Hocamız ölmüş. Cevdet abimiz ölmüş. Lan bir dur. Sen zaten bir şey söyleyeceğim konuşma. Cem. Sen bu zaten ne? Abi bir şey diyeceğim Samet abi. Sen o cihazı Cem, niye oğlum, yaptın? Cem oğlum sakin ol. Biz o cihazı niye yaptık abi? Bülent abinin, Bülent hocanın odasına koy. Sen nereye yap? Sen ne yapma onu yani? Tamam sen Cem, tamam. Tamam Cem, sakinleştiriyorum. Abi yeter. Biz o zaman ayrılalım bu ekipten. Ben gideyim o zaman yandaki ekipten takılayım o zaman. Cem bir dur. Bir nefes al. Ben niye buraya geldim? Bir şey açıklamaya geldim. Bir durun ya. Güvenip güvenmemek size kalmış. Ben bu saatten şey sonra bu yaş... artık. Tamam o zaman sana anlatmıyorum canım. Diğerlerini anlatıyorum. Son 2 dakika kala girdim odaya da koydum. Ondan sonra olanları biliyorsunuz zaten. Ben size bir şey açıklayabiliyor olsaydım açıklamaz mıydım size? Ben sizin arkanızdan iş çevirecek adam mıydım? İyi de Toprak böyle mi konuştuk? Öylesine. Niye bak, niye seni gerçekten çok kötü yaparım ha. Ceren kendine gel. Tamam, kendine gel lan. Sakin olun. Arkanızdan iş çeviriyorsun, gidiyorsun Cevdet abinin odasına, köstebeklik yapıyorsun, bir de bana mı saldırıyorsun? Köstebeklik mi yaptım ben? Sen Bülentler mi dedi sana koy diyor onlara? Vuracağım şimdi. Tam nasıl yok bunların ya? Bülentler mi dedi sana koy diyor onlara? Sensin ha. Alnı böyle şey, ne denir lan ona? Şeyler bulamadım. Alnı. Kürtten çıkmış ak kaşık. Kürtten çıkmış ak kaşık. Ben işimden başka bir şey yapmıyorum ya. Ne bileyim ben ne yaptın ya? Sen niye herkese bu kadar güveniyorsun kızım? Ya bu kız hiçbir şey yapmadı ki, sen yaptın her şeyi. Ben bir şey yapmadım diyorum lan. Nasıl ben bir şey yapmadım. Ben mi koydum dinleme cihazını oraya? Arkadaşlar koydum da ne oldu? Ne oldu, ne oldu yani? Niye bunu ihanet gibi? Ya ölseydi adam. Ya ölseydi adam. Ya ölseydi. Neden bunu adam? İhanet şöyle... olarak görüyorsunuz diyorum. Herkese bu Nesin kadar nasıl koydurdu, güveniyoruz kim diyorum. Kim koydurdu? Bir dur ya. Bir bağırma cır cır be. Ceren. Cem bir sakin olun abi. Toprak açıklayacaksa açıklasın, ne olduğunu anlayalım ya. Abi açıklıyorum, odaya giremedim diyorum ya. Zaten Cevdet abinin elinde diyorum cihaz. Ne yapacaktık? Ben Cevdet abinin nasıl odasına koysam, başka biri girse en azından ondan bir şey öğreneceğiz. Ben başka bir yere koyamazsam Cevdet abinin onayı varken ne sıkıntı çıkacak bundan? Ben ya sen niye? Vermek zorunda kaldım ya diyorum. Sen, yani sen siz bana başından güvenmemişsiniz belli ki. Şey değil şu anda dert. Cihaz miyaz değil yani. Siz ya bence önce niye, bir oturun da düşünün. Sen niye 3 aylık aklınla Cevdet abinin odasına koyuyorsun? Cevdet abi akıl edemez mi kendi odasına dinleme cihazı koymasını? Neler oldu, sen az önce gördün mü? Yani ölseydi adam, ölseydi ya. Adam, ölseydi. Biz sana nasıl oğlum, güvenelim belki, şu an? Biz sana nasıl güvenelim şu an? Belki koyduğum cihazdan öğrenecektik adamın öleceğini daha önce. Anlatabiliyor muyum derdimi size? Ya oradan sen... belki bir şey öğrenecektik de adamı kurtaracaktık. Ben sonra olacak şeyleri nereden bileyim? Hepimiz şok olduk yani. Nasıl bu kadar inanabiliyorsunuz? Bir daha alevli oklar çıkıyor, bir şeyler oluyor. Ya ben Cevdet neye abi, kime güveneceğimi nereden bileyim? Ne Cevdet abiye toprak. Güvenmemekten bahsetmiyorum. Cevdet abi bize ne diyorsa onu yaparız. Sen kafana göre nasıl iş yapıyorsun? Bize de sormuyorsun. O zaman ben Cevdet size soramadım Ceren. Size soramadım. Biz uçursaydık o zaman. Uçanını yapsaydık. Bakın bak. Haklısınız. Biz odaya gitmeseydik, Eminönü'ne gitseydik Cem. Boşver ya. O zaman Cenk'i kurtarmasaydık, bak, öldürseydik Cenk'i. Bendesiniz. Haklısınız. Bunun için sizden özür dilerim. Bundan sonra da bunu toparlamak için elimden ne gelirse yaparım. Ama bana inanın, benim kötü bir niyetim yoktu. Ben diğer odalara İnanalım. Bir şey koyamadığım için oradan bir bilgi alırız, bir şey yaparız. Belki diğer hocalar onun odasına girer de bir şey olur diye bir şey öğreniriz diye bizim, verdim. Bak, sen, zaten bizim bir şey okuldaki, sen bizim bu okuldaki bitireyim, baş bir dakika, öğretmenimizin bitireyim. Odasına bir dakika bitireyim.
Ben bu cihazı günün sonunda tekrar Cevdet abinin eline verecek miydim, vermeyecek miydim? Vermeyecek miydim ki saksının içine saklanmış? Lan ben manyak mıyım oğlum? Şeyi evet, tavana mı asayım diğer adam işte, görsün manyak diye? Manyak toprak. Niye adamın adusuna koyuyorsun? Tamam, yanlış yaptım diyorum, yanlış yaptım. Bir dakika Cem, peki bir şey diyeceğim. Sen koskoca Cevdet Hoca'nın odasına saksıya koyabiliyorsun da Nesrin Hoca'nın odasına mı giremedin sen? Boştu çünkü. Nesrin Hoca'nın odasına mı giremedin? Odalar doluydu diyorum. Odalar doluydu. O yüzden oraya... Açık ne delikanlı gibi söyle ya. Nesrin Hoca mı söyledi, Bülent Hoca mı söyledi? Kimse de söylemedi kardeşim. Yalan söylüyor. Alakası ya. Nasıl yok. Doluydu? Hatırlasana Ceren, biz kütüphanede otururken, yemek yerken, sonra arkasından hatta Caner gitti. Caner gittiğinde evet. Gitmeden önce Caner, Bülent Hoca da Nesrin Hoca da oradaydı. Hatta Nesrin Hoca gelip bizle konuştu. Nasıl doluydu ya? Sen yoktun o sırada. O zaman odalarına gittiğinde onlar bizim yanımızdaydı. Baktım. Nasıl sen oraya gittiğinde onlar doluydu ya? Öncesinden baktım diyorum ya. Bağırmayın abi ya. Toprak yani şuraya gelmişim de. Bir şey açıklamaya çalışıyorum. Siz hala daha derdindesiniz yani. Kimseye yani söyleme. Cevdet abinin kimseye söyleme dediği planı gidip Nesrin'e anlattınız. Ben orada tek miydim? Ceren de vardı yanımda. Ceren'i tamam mi suçluyorsun? Hiç, hayır, Ceren'i suçlamıyorum. Yani geri git de aynı kafeye koyar bize. Ertesi gün değil, işte iki gün sonra neyse, Cevdet'in odasına benim yaptığım, Cem'le beraber geliştirdiğimiz bizim böceği gidiyorsun oraya koyuyorsun. Ne öğrenmeyi amaçlıyorsun ki Cevdet'in odasında? Belge şu çalsalar, bu belgeyi çaldık diye dinleme cihazına mı fısıldayacaklar? Atakan'ın bulabileceği yere koymuşsun bir de gitmişsin. Ya bize gelse dese Cevdet abi siz mi koydurttunuz, siz benden bir şey mi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Biz nasıl hesap vereceğiz Cevdet abiye? Oğlum hesabımızı oradan aldığımız bilgi yine zaten. Cevdet abinin hayrına bir iş yaparak kurt ve cevabımızı verirdik mesela. Toprak ne öğrenmemiz gereken bir bilgi ya. Öğrenseydik. Oğlum ben dinlemeyeceğim Cevdet'i. Bak ben benim Cevdet'i dinleme maksimum Cevdet abi ölseydi açar dinler bir şey öğrenirdik. Ben o ses cihazını gidip Cevdet abinin yani eline vereceğim yalan zaten. Yalan sıralıyorsun ya. Yalancısın sen. Abi bana güvenmemekte haklısınız. Bana güvenmemekte haklısınız. Güvenmedik ben az önce hocalarımız öldü tabii ki. Ben açıklamamı yaptım. Güvenmek sizin tercihiniz. Bundan sonra da yanınızda durup yine hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. Fikrinizi değiştirmeye çalışacağım. Sen bizim ama yanımızda daha fazla duracağım. Söyleyecek bir şeyim sen yok. Sen bizim benim. Yanımızda duracağın ama sen de şunu bil. Yarın öbür gün oraya gidilecek olur. Odadan içeri bakılacak olur. Kimse seni tek başına göndermez bu ekip. Kardeşim artık, dün bombayı çözerken ama ben gitmedim. Ben oradaydım. Ben ölmeyi göze aldım. Onu da bil. Ben ama ne bileyim bombayı oraya koyanın da. Oraya bombayı koyanın da. Bir dakika. Arkadaşlar. Hayır bir dakika toplar. Ben çok sinirle böyle bayağı gözlerim falan doldu yani çok üzüldüm. Abi Caner abi belki neden bombayı o koydu oraya. Kendi koydu kendi çözdü senin belki abi. O muymuş be kardeşim. Şey bu arada Nesrin de Bülent'e falan koyduğu görüntüleri gördüm. Bu arada ben kesin bir de yalan söyledi ya. Diyorum ki bu Nesrin'in mi Bülent'in mi birinin adamı yani. Ben ona eşiremiyorum şu an. Ben zaten çok sinirliyim şu an. Hep dışlanıyoruz. Birini dışlama fırsatı doğmuş. İçinden geçelim şu an. Şu anda şey izliyoruz ya. 12 Angry Men izliyoruz şu anda. Buyur Caner. Buyur abi. Yani anlıyorum. Sıkıntılı bir durum var. Ben de toprağın yaptığını doğru bulmuyorum. Bence de bir sıkıntı var. Yani konuştuğumuz gibi değil hiçbir şey. Cevdet abinin de zaten tepkisinden belli. Bir şeyler ters gidiyor. Önemli olan Cevdet abinin bu konu hakkında bizimle alakalı ne düşündüğü. Bir doğru gidelim, abi Cevdet konuşalım. Abi ne derse o yani. Bir bakalım. Yani dediğin gibi belki de. Ya belki adam bizden düşündü. Yalan söylüyor Alenen. Biz geri zekalı mıyız ya? Hareket. Biz salak mıyız? Ama Ceren, bir de Cevdet ne o abi giderken, karar verir yani. Bir de neydi o giderken yaptığı saçma sapan konuşma? Bombayı çözerken ben mi terk ettim orayı? Ben keyfimden mi terk ettim abi? Size de söyledim. Yani birilerinin buraya geri dönmesi lazımdı. Cevdet abiye rapor vermesi lazımdı. Ben demedim mi hep beraber çıkalım diye? Ya sen de sabahtan akşam evet. Gizemli çocuksun Caner. Biz burada abi birlikte iş de yapıyoruz. Hakikaten nasıl biz sana güvenelim? Ben sana abi diyorum, arkadaşlıkımız var burada. Bir sürü şeyimiz var. Sen şu bir böyle çocuklar, gizli gizli konuşuyorsun. Her yerde. Odadan çıkıyorsun gidiyorsun. Odadan çıkıyorsun çocuklar, bomba zaman. Anlamadığınız. Bir ucundan tutaydın da bir şey yapaydın. Ha. Şifre çözeydin. Gibi. Vallahi şurada bir yemin ederim. Tamam hadi Samet abiden de birazcık kıllandım da orada meğersem ok toplamaya gitmiş. Yemin ederim herkes bir olay ya. Anlamadığınız şey şu. Benim bu ekiple alakalı gizlediğim, sizden herhangi bir gizlediğim bir durum yok. Yani evet bir süredir çöpçünün yanındayım ama inanın yani oradaki ortamda bize de öyle her şey anlatılmıyor. Yani benim de bilmediğim çok fazla şey var. Sonuçta muhtemelen yüksek kıdemli insanların yürüttüğü bir olay bu. Bize de her şey söylenmiyor. Ben öyle iki ayda girdim her şeyi öğrendim gibi bir şey söz konusu değil. Benim sizden sakladığım bir şey yok. Ben bildiklerimi anlattım. Kapıda da Atakan'a onu sordum.
ne oluyor diye sordum. Onun da bir şey bildiği yok. Yani size de söylediğim gibi Cemal, bütün bu olayları muhtemelen... Eğitim alıyoruz ya. Bize diyor ki odası boş değil, şöyle değil, böyle değil ya. Bir gün bir şeyler diyor. Yalan söylüyor bu bize zaten, alenen. Bu zaten Toprak'ın söylediğine ya. İnanmıyorum. Ben o gün Nesrin Hoca'yı takip ettim. Direkt Bülent'in odasına gitti. Konuştuklarını da duydum ben o gün. Orada bir sıkıntı duydun var. Duydun mu? Ben ne Toprak'ın... dedi? Hatırlamıyorsan söyleyebilirim. Hatırlatsana Soykan ya bir ufak. İşte bak gördün mü başımıza açtığın işi? Hain diyorum sana. Yapamaz demiştin. O kaçıncıyı deniyorlar olmaz demiştin. Bak yaptılar falan filan. Orada meta yapmak dedi. İstemiyorum ama gerçekten adamın odasına koşmadı mı kadın? Bülent'in odası günün sonunda kapalı Bülent'in değil miydi? Yani? Dolu değil miydi? Bülent'in odasını açtı girdi. Bülent içerideydi. Okay. Yani Bülent'in Hı-hı. odası doluydu. Bunu Bülent'in da biliyor Caner. Bülent'in ofisi doluydu. Senin görevin Bülent'in odası yatak değil. Odasına koymaktı. İlk okay, görev... O zaman onu ben yanlış... Ben bayağı yanlış bilmişim. Senin beceriksizliğin oldu biraz evet. Çünkü ama benim malum. Sen de ofisin dolu olduğunu da bilmiyorsun yanlış bilmiyorsun. Bilmiyorsun da şöyle oldu. Evet. Benimki ofisi. Görevden geldin. Bülent'in tamam, yatak odası... Tamam ama söylediğim yalan tuttu böyle. Yanlışlıkla tuttu aslında. Sen görevden döndüğünüzde yatak odasına gittin Bülent'in ve adam uyuyordu. Evet, evet, girmedin tamam. içeri. Sonra Mete ofisine gitti ertesi şey... Ben sabah. Kendi yalanıma inandım. Kendi yalanıma sabah. İnandım. Okay. Yani sabah yemek aynen. yenirken sen odasına girebilirdin Bülent'in anladın mı? Onun yerine Cevdet'in aynı saatte Cevdet'in ofisine koydun onu. Tamam abi ben çıkamam yaptım. İnanan inanır. Lanet olsun böyle evet. kruvada. Gidiyorum yani, ben tek başıma takılacağım. Yani durum bu çocuklar. Caner abi işte Nesrin bak Hoca sen böyle... diyorsun ki orada Nesrin Hoca ile Bülent onu konuştu. Duydum onları diyorsun. Bülent madem ofisindeydi. Bülent ya. Ben sana sormak istiyorum. Bülent hem aynı anda hem ofisinde hem odasında olabilir mi ya? Bu kız sattı yanımızdan ayrıldığında ya. Sen... Zaten ya bir şey benim anlamadığım da o zaten. Bir tek şeyi anlamıyorum. Bunun bu iki yönlü. Şimdi buradan konuşuyor şu an Cedit abiden. Şu an işte bak Caner de diğer parça. Caner istesin Cevdet abiyle hayrileri bunu. Dinler şu an yani. Dinler abi. Şimdi biz zaten o Caner'dekini Cevdet abiye verecektik. Toprak gitti onun ofisine koydu. Cevdet abi ne yapacaktı ki? Kendini dinleyecek. Ho ho yapacak böyle dinleyecek kendini. Ne yapacak abi odasına koymanın bir mantığı hayır, yok onun. Hayır evet onu. Bir şey mi acaba dinleme şeyi mi geliştireceklerdi? Hiç anlamıyor bu arada bu konuda. Benim cihazım bir şey geliştireceklerdi desem, belki. Toprak ne anlar benim cihazdan? Benim cihaz bizdeydi. Hiç kimseye de vermedik. Bilişimden varsa birileri belki onlara yapacak. Cem biz... Ender. Ne verdik Ender'e mi? Ender'e mi? Ender mi dinleyecekti acaba onu? Ender... Oğlum saçmalamayın lan. Kim öldü? Ender abi. Bülent abi. Yuh be kardeşim be. Bu arada net. Çocuklar saçmalamayın oğlum. Yuh be. Bunu Bülent, alıp, Ender. Bunu benden alıp nasıl versin oğlum Bülent'e saçmalamayın. Ne olacak Ender sana gelse dese ki o şeyi bana mesela gelse Ender abi... Rahmetli yani tövbe. Neyse rahmetli Ender abi gelse dese ki bize Cem'le. Cevdet'in odasına koy. Çocuklar o kulaklığı bize bir verin lazım. Ben verirdim Cem vermez miydi? Ben senden alır verirdim Cener onu yani. Hiç beklemezdim bak sevmiyordum. Bunu Cevdet abiye vereceğiz demedik mi? Ben sana vermezdim ki onu. Ben Cevdet abiye. Ya sen kimin cihazını kime vermiyorsun benim kulaklığımı ne demek ki sana vermezdim ya. Bir bakacağım oğlum, dediyse Cevdet adam mı? Cevdet abiye vereceğim. Ya verirdik yine Ender abiye neyse. Verdik derdik gidip de Cevdet Ender abiye. Ender abi de istiyor. Neyse bu işin kokusu çıkacak bir şekilde. Yani toprağın amacı neydi öğreneceğiz. Biz de bilmiyoruz. Yani umarım Cevdet abi bizimle alakalı. Saçma yani parçalar da oturmuyor. Kendisi de dinleyemeyecek. Oturmuyor abi zaten. Ya bizden de şey yaparsa. Vallahi abi Allah belamı versin. Bakın hepinizin yüzü burada. Ben Cem'e söylerdim. Ben vallahi söylerdim. Hiç bilmiyordum. Hiç bilmiyordum. Bilen var mıydı burada? Size bakıyorum. Saat kaç oldu ya? Ben bilsem o da bilirdi çünkü. Sen biliyor muydun nasıl saat kaç oldu? 1'e geliyor bu arada da. Öğlen. Değil mi? Hayır ya nereden bileyim? Niye soruma cevap vermiyorsun o zaman? Dedim ya bilmiyorum diye Ceren'ciğim. Soru neydi Ceren? Meta. Biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum hani toprağın oraya götürdüğünü falan. He, tabii. Okay. Diye söylüyorum. Ben burada bir saattir ne anlatıyorum? Yok, sen bir şey anlatmıyorsun genelde de neyse. Bir orası başka zaman konuşuruz bence. Ben kalktım. Orada bir şey soracağım sana. Sen bu şeylerden falan anlıyor musun ya? Malzeme, dil, mil, ıvır zıvır o tarz şeylerden. Kime soruyor? Cem'e. Ha.
Malzeme dil mi? Nasıl abi? Şey yazalım mı? Yok öyle dil değil lan. Ben oku getirdim ya. Elimde ok vardı. Ha. Vardı. O ok. Gördün mü oku? O ok. O ok. Alevli malevli olan ok. Ne ama... sönüktü senin elindeki? Sönmüş oğlum. Ben ne bileyim işte. Ha. Üstümde böyle garip bir dilde yazı var. Kiril alfabesi desem değil. Olur. Şeye gidelim. Ne kütüphancı abinin adı var mıydı? Ahmet demiştik sanki. Ahmet. Ahmet abiye gidelim o zaman. Çıkar oradan. Ahmet demişiz ya. Evet. Ona bir bakalım ama o ilginç bir şey. Gidelim. Çünkü buz gibi o. Belki bizim o bilgisayarları falan soğutmaya uğraşıyoruz ya. Yok diyor sıvı yapalım. Ahmet, yok bilmem ne nasıl yapalım. Nasıl alfabe var hiç üstünde? Böyle şekiller kiril diyeceğim. Böyle kiril. Şey ya. Görmedim yani daha önce. İşte karenin içinden çizgi geçmiş. Yanında virgülümsü bir şey var. Böyle Webbings gibi mi? Çarpı var böyle işte Illuminati dersin yani. Öyle şeyler var. Bak biz şey daha böyle mısır kullanıcı adlarımızı ASCII böyle Samet şey falan yazdık. Evet. Onun gibi düşün. Böyle dönmüş. Aa. İlginç ya. Şekilli. Peki şey... Sen nereye koydun onu? Ben dolapta. Ha dolapta. Tamam götürelim abi. Bakalım Ahmet abi ne vardı bir şey. Efendim. Ahmet. Abi mi? Ona Samet. Ha, Samet pardon. Efendim ne oldu? Abi Cevdet abi onu çok göz önünde yapmayın dedi. İstiyorsanız yani kitaplara bir bakın ama hani onu çıkartmasan evde mi baksan? Şey dedi tamam. Ya işte. Hani göz önünde millete sonuçta okum var okum var demeyeceğim. Hayır, adam abi, dedi şey ki kimseden gizlimi saklımız yok dedi ya. Şey yaparız abi üstündekileri kağıda çizeriz öyle gider bakarız. Helal be sana. Okay. Ya. Çok mantıklı. Dikkat edin. Aynen diyelim. Öyle yaparız. Bakarız başka. Tamam. Ya abi kocaman oku niye taşıyalım yanımızda? Tamamdır. Doğru değil mi? Bitti mi sohbet? Şimdi mi gidiyorsun? Bitmedi lan. Cem Galatasaray ne yaptı ya bu sene? Abi zaten sene 91 bunlar 91'de ya şampiyon olmuştu. Ben. Bu sene şampiyon olur bence. Bendim. Kaç yıldır olamıyoruz diye biliyorum. Şimdi mi gidiyorsun kütüphaneye? Abi şimdi yemek yiyelim. Biraz dinlenelim. Benim kafam allak bullak oldu. Tamam sonra zaten birazdan Cevdet abiye gidelim. Cevdet abi çağırdı. Ona gidelim ya. Üç, dersiniz var bu arada 3'te. Tamam. Ahmet demişken yemek yenirken bir yandan Ahmet her zamanki görevini yerine getiriyor. Gelip böyle işte aniden çıkan bir ders olursa, değişiklik olursa falan SIS'e giremeyeceğiniz için ya da böyle SMS falan alamayacağınız için Ahmet gelip onu kağıtlarla size bildiriyor. Yok mu buradan bir edusu medusu bir şey efendim? Bizim şimdi yarın rahmetliyle dersimiz vardı. Ders borcumuz ama. Samet ders boşu. Hayır. bugün de rahmetliyle dersiniz vardı. Onun yerine zaten o açıklama yapmaya geldi. Oynayayım orayı. Samet Caner pardon. Samet Cem siz zaten geliyordunuz. Bugün Ender hocanızla olan dersin malum. Hocası değişti. Evet. Diğer arkadaşlar da hem hocayla yani yeni bilgi işlem müdürümüzle aynı zamanda tanışmak üzere hem de bir açık ders yapmak istedi. Bütün birimleri kabul ettiği. Saat 3'te oraya bekliyorum sizleri. Var mı bir görevi bir şey çakışan? Benim elimdeki notlara göre yok. Tamam. 3'te oradasınız. Abi, bir Cevdet abiye bakacağız. 3'te geçeriz öyle. Bakarsın Cevdet abi de gelir. Ben konuştum. Yarım saate toparlarım diyeli oldu Gökhan yani. Gökhan abi mi? Kesin Ahmet. Gökhan abi yapmazlar ya. Yaparlar belki bir çok tatlı. Ben arkamdan konuşulanları dinlemek istediğim için bölmedim ama çıktığım gibi ben Cevdet abinin bir revire bir bakıp hani ona bir özel açıklama yapmak istiyorum. Tamam. Çünkü bu şerefsizlerin ne diyeceğini merak ettiğim için bölmedim. Buradan birini yapmamışlar yani Gökhan falan değil. Kardeşim bize niye meta şey söylüyorsun? Biz kendi aramızda konuşuyoruz iki öğrenci. Konuşuyorduk ya duydum. Ben de NPC'yim kulaklarım var kardeşim. Kusura bakma. Affedersiniz ya. Hangi NPC olarak dedim bunu? Takılmadım. Ahmet. Kim Ahmet oldu peki? Ahmet'in elinde. Ahmet ne karıştınız ya? Hayır. Ahmet'in elinde liste var oğlum. Üçte dersin hocası kim belli şey abi? Belli. Kim peki? Agi niye Gökhan'a? Ne güzel olmak. DM'le olmak ne güzel. Nasıl atıyor götünden. Tanıyor muyuz Agi? Yok. Hayır tanımıyorum. Adı güzel ama. Ya bırak oğlum, ya. Oğlum siz bırak. Beni sevmiyor musunuz lan? Ahmet abi ben seni çok seviyorum. Ben kime konuşuyorum? Tanımıyorsunuz diyorum. Gökhan hoca yok diyorum. Elinde listesi varmış. Gökhan vermemiş. Bir anda kanatları belirdi abi. Cem, uçmaya başladı Ahmet abi. Ben burada saat 3'teki geleceğiz seni. Ben burada saat 3'teki dersi nereden okuyorum oğlum? Abi estağfurullah biz tahmin ettik yani. İddiaya girdik aramızda da ondan şey yaptık öyle. Gibi evet. Zaten Angarya iş. Angarya abi Angarya. Cem zaten ben kütüphanemde otururum.
Evet abi, sen zaten bunları koşturmazsın normalde. Bir tane benim şeyim. Neyse, afiyet olsun. Angarya iş abi bunlar. Harflerden falan sen anlarsın değil mi abi? Farklı yalan. Farklı alfabeler farklı, farklı falan abi. Senin üç olayın değil mi yani? Tabii. Bilirsin. Yaz kızım, 3 dil bilirim. Çocuklar ben bir lavaboya kaçıyorum. Oradan Cevdet tamam. Abim yanına geçeceğim. Şimdi bu sekansı zaten orada bitirelim. Abi. Evet. Cevdet sizi bekliyordu odasında. Ama sen, yani bir özel konuşacağım ben dedi Toprak falan. Molaya işte. Gidelim. Sen bir iki dakika konuş, mola yapalım. Yemekler yendi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kaldırıldı bir şekilde yine sofrayı kuranlar tarafından. Sonra Cevdet'in odasında, ofisinde daha doğrusu, buluşmak üzere yola çıktınız. Toprak zaten önceden konuşmak için bir revire gitmişti. Cevdet de dedi ki tamam, sen diğerlerinden 5 dakika önce gel. Onlar da senden sonra dahil olurlar. Şeyse, utanacağın, çekineceğin bir şey yoksa hep beraber konuşalım. Sen buna ne cevap verdin? Bu önemli tabii. Tek mi ya, konuşmak istiyorsun Cevdet'le, hep beraber mi? Ya tabii ki. Şimdi bir de toprak olduğu için çok atar gider yaptı. Bir böyle bir çıktı, sigarasını içti, sakinleşti. Burada kim gidecek de kimsesi olmadığı için artık buradan başka hiçbir şansı yok. Buraya bu şeyi toparlaması lazım. O yüzden herkesi çağırabilir Cevdet abi. Okey. O zaman hep beraber giriyorsunuz arkadaşlar Cevdet'in odasına. Ama şey diyeceğim. Cevdet abi. Dersin. Yok yok, ha. Onlar girmeden, hemen onları çağırmadan, Cevdet abi çok sinirliler bana. Yani benim konuşmamı engelliyorlar. Bu sefer ben açıklama yapamıyorum. Hani en azından o kadar da sert olmasanız olmuyor mu? Lise mi burası Toprak? Abi lise gibi oldu yani. Hiç kendimi ne açıklayabildim, ne izah edebildim. Herkes de üstüme geldi. Kötü hissediyorum ben de kendimi. Kötü niyetli gibi kaldım öyle. Yazık olmuş ya. Abi sen de haklısın. Ne diyeyim ki şimdi? Tamam, ne diyecekseniz razıyım. Tamam. Tamam hadi buluşuruz orada. Diyor abi, içeri giriyorsunuz siz bir şekilde. Böyle hani 5 artı 4 artı 1 içeri giriyorsunuz böyle şey olarak. Formasyon olarak. Çünkü o da sizle konuşmak istemiyor. Siz de onunla konuşmak istemiyorsunuz. Bir arkadaş gerginliği var. Dün daha bomba patlayacak mı patlamayacak mı? Bu kız çözdü hakikaten bombayı. O çocuk atladı camdan, görev bilinci bilmem ne diyor. Yeri geldiniz, şırıngalı çocuk tedavi edildi. Ertesi gün garip bir şey böyle, kırmızı kırıldık. Oklar saplıyor herkese. Küle dönüştüler. Siz bu kadar insan... Hayatında kimse böyle bir şey yaşamadı zaten. Siz böyle şeyler yaşayan ilk insanlardan birisiniz bu dünyadaki. Ve bu ağır geldi size tabii. Bu herif elektrik tamiratı falan yapıyordu babasının yanında. Samet, hani bunlar çok. Kimse televizyon izleyemiyor evinde. Her şey bitti. Dolayısıyla sosyal yükünüz çok ağır olmakla beraber maddi sorumluluklarınız da çok ağır. Sizden iş de bekleniyor falan. Bu duygular içerisinde içeri girdiniz ve Cevdet gerçekten zımba gibi ofis koltuğunda oturuyor. Hiçbir şey belli etmek mi istemiyor, yoksa o serum onu toparladı gerçekten, panzehir manzehir kendine mi geldi bilemezsiniz. Ama her zaman tanıdığınız, bildiğiniz güçlü Cevdet abiniz. Çok özür dilerim, kapı hemen tamam, geliyorum. Tamamdır. Geçin oturun diyor size. Nasıl oldun abi? İyiyim iyiyim. Hem serum toparladı biraz, hem de işte biliyorsunuz hazırlıklıydım önceden. Uykusuzum biraz. Onun dışında iyiyim. Siz iyi misiniz? Hiçbir şey olmaz sana abim, hiçbir şey olmaz. Evelallah. Geçin ya iyiyiz bakalım. Abi biz de işte. İdare ediyoruz abi, nasıl olalım. Sen nasıl diyorsan öyle olalım abi, biz ne olduğumuzu şaşırdık açıkçası. Kimin ne güveneceğimizi de şaşırdık abi. Bak neler oluyor. Dersten sonra mı geldik buraya? Dersten önce ben onu kaçırdım. Dersten önce ya. Yemekten sonra geçtiniz hemen. Hı-hı. Toprak, siz de çok ilerletmek istemiyorum burayı bir yandan. Tamam okey. Çünkü... Geliyor abi. Bu toprağı koştur, atalım koştur, mı? Ne diyorsun? Geldi abi, geldi. Selam Toprak. Geldi. Okey misin? Aynen. Bir şey konuşmadı zaten. Ha, buyur sen Ceren. Sen nasıl diyorsun öyle olalım abi, biz ne olduğunu şaşırdık, ne kime güveneceğimizi şaşırdık.
Hocalarımız, biz ders alıyorduk hocalarımızdan. Abi sana, senin canına kastetmişler biz. Ben... Onların derdi başkaydı tabii. Siz de arada biraz kurban oldunuz. Ben öncelikle hepinizden yaşamak zorunda olduğunuz bazı şeyler için özür dilerim. Fakat bir yandan da zaten bu topluluğun içine girerken çoğundan bahsettiğim için hazırlıklı ve haberdar olduğunuz için de utanmadan bir özür diliyorum sizden. Bu yola beraber çıktık yani. Yine de böyle tatsızlıklar yaşansın istemezdim ve ben zaten kendi önümde yıllardır birlikte olduğum arkadaşlarım, kardeşim dediğim adam, öğrencilerim ölsün istemezdim. Ama yapacak bir şey yok. Makine çalışacak. Şimdi buyur Toprak. O kargaşada çok şey yapamamıştık. Bugün de kulağıma geldi. Az önce bağırmış çağırmışsınız yemekhanede. Abi ben öncelikle senden hem de artık burada ailem dediğim insanlardan da özür dilerim. Bana güvenmediğinizin de farkındayım. Çok Ben bir de böyle sinirlenince hemen alevleniyorum. O yüzden öyle çok bağırdım ettim. Kusuruma bakmasınlar. Ceren senden de özür dilerim. Burada artık benim hareketlerimle, davranışlarımla kanıtlayabileceğim bir şey sanki. Yani ben size niyetimi de söylesem. Yok. Yaptığım şey ortada. Tam öyle değil. O konuyu ben halledeceğim. Şimdi bu dersten önce saat 3'teki. Ben böyle bir şeye bu ekip içinde hiç başvurmamız gerektiğini düşünmezdim tabii ama agah gelecek. Özellikle Samet ve Cem için bu önemli. Kendisi benim çok sevdiğim, çok güvendiğim bir arkadaşımdır. İstanbul Üniversitesi'nde ders veriyor. Şimdi yanlış anlamayın. Çevremizdeki şerefsizlerden kurtulduktan sonra yetkin kadro eksikliğimiz var. Buradaki eğitim bir yandan önemli. Burası kararların alındığı yerden, kararların alındığı yer olması hasebiyle çok önemli. Sahadan eve biraz destek çekiyoruz. Zümrüt gelecek. O da benim kızım gibidir. Nesrin'in yerine. Agah da Ender'in yerine geliyor. Onun dışında da bazı eklemeler yapabiliriz. Şimdi Agah alanında çok yetkin biri. Ender'le hani kıyaslamak gibi olmasın ama Ender'i zaten yetiştiren adam Agah. Dolayısıyla Beyoğlu muydu abi söyledi? Değil. Eskiden peki abi hani Ender abi yetiştiren kişi ise niye bırakmış mıydı da geri mi? Saha görevine geçti. Ha. Yani bu topluluğun tabii biliyorsunuz işleri burada değil sadece. Burada mesela Cenk. Mesela Zümrüt, mesela Agah. Çok sağ olsunlar, çok arkadaşımız var. Şimdi emekliliğini isteyecek o üniversiteden. Artık bizimle beraber olacak. Kendisinin... Sert biridir. Sertliğe ihtiyaç duymayan biridir diyebilirim. Çok zekası keskin biridir. Kendisinin geliştirmiş olduğu, yarıda bıraktığı, yani buradayken başlamış olduğu daha 80'lerin başında... bir proje vardı. Onu üniversiteden de aldığı ödeneklerin bir kısmını ayıptır söylemesi cebe atarak bitirdi. Bugün onun konuştum kendisiyle. Denemesini yapacağız. Ve Toprak'la alakalı soru işaretlerimiz de ortadan kalkmış olacak. Kendisi buna yalan makinesi diyor. Bir şekilde beyin dalgalarını ölçerek, analiz ederek, kişiye sorular sorarak doğruyu mu, yalanı mı söylediğini anlayabildiğini iddia ediyor ki yaptığı çalışmalarla sabit bu da. Ama ben kendisinden... Agah değil mi yapmış bunu? Yani kendine uygun modifiye etti diyelim. Bir şekilde ben yardımcı olacağını düşünüyorum bize. Çok bayağı bence çok iyi bir fikir. Güzel. Çok pardon geldim, çok pardon. Zaten hani sorulacak çok soru. Kusura bakma Toprak. Yani ben yalan söylüyor olmandan daha az rahatsız olurum açıkçası. Bu neden kadar abi? Güvendiğim 5 insandan biri olarak
gerçekten bilinçli şekilde kötü bir niyetin olmadan bu kararları verdiysen de o zaman verdiğimiz eğitimi sorgularım. Bakalım. Bu konu böyle yani. Uzatmanıza gerek yok demeye çalışıyorum. Ha, şu an konuşmama gerek yok diyorsun yani. Yani söylemek istediğin şeyler varsa buyur tabii ki. Ama yani ben doğru söylüyordum, yalan söylüyordum gibi bir şeye gerek yok. Hislerini paylaşabilirsin. Ben zaten onun açıklamasını yapmaya gelmiştim buraya bugün. Abi burada biz az bu şeyler yaşamadık yani. Biz bir adamı ben bir kapıyı açsaydım bir adam kafasını patlatacaktı bir silah. Sonra o adamı kurtarmaya gittik. İlk başta ben girdim belki de. Arkadaşlarımdan önce girdim oraya. Ama kafamız o kadar allak bullak oldu ki ben ne yapacağımı falan bilemedim artık. Yani dediğim gibi ben hata ettim. Bana güvenmek güvenmemek. Artık bu saatten sonra belki davranışlarımla toparlayacağım bir şey ama. Bana mute'lar mısın kendini ya? Çok pardon yazıyorum sandım. Yani bilmiyorum ben de güvensiz büyüdüm. Güvensiz et. Böyle bir artık kafam o kadar karıştı. O kadar sanki arkamdan sürekli birileri bana bir şey yapmaya çalışıyor. Belki de yanımdaki insanları bir şey yapmaya çalışıyor diye o kadar korktum, o kadar artık sıkıldım ki. Artık bunun da bir hata ettiysek sebebi de budur yani. Bilmiyorum belki de yaşadıklarımızın çok normal olduğunu düşünen varsa aramızda onunla zaten anlatamam da. Benim için hiç normal değil bunlar yani. Ben Adana'dan geldim abi, sen benim geçmişimi de biliyorsun. Benim babamı biliyorsun. Benim neyden kaçtığımı biliyorsun. Ben bugün daha yarın acaba bir saat sonra ne olacak diye düşünmekten kafam yoruldu artık. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Ben size daha kendimi nasıl açıklayabilirim bilmiyorum bence ama. Bence yeterli. Var mı itirazlı olan? Benim söyleyecek yani çok şeyim vardı abi sen öyle diyorsan. Anlattı kendini Toprak. Bizim sevdiğimiz, güvendiğimiz bir insan. Kimsenin suçu kanıtlanana kadar burada suçlu muamelesi yapılmaz. Doğru. Kendince derdini anlattı. Bakalım ne çıkacak. Sen diyorsun. Şimdi onun dışında yani burada bu beşliğe ne kadar güvendiğimi biliyorsunuz hepiniz. Böyle durumlar yaşıyoruz. Darbe alıyor bazen güvenimiz ama hepsinin yolu var, yöntemi var. Öncelikle Samet Cem, o dinleme cihazını bitirin oğlum. Tamam. Resmi olarak artık AGA'da bildirirsiniz. Gizli saklı yapmanıza gerek yok. Sizin işiniz şu an o olsun. Abi bunu sana mı vereyim peki? Tamam. Onu Cem'e ver, Cem'de kalsın. Bir şekilde hallederler. Ben cihaz sendeydi abi. Onu da bir yandan uzatıyor toprağa bakarak. Buyur diyor bunu da. Toprağa ver de bunu Bülent'in odasına koysun diyor. Abi diyor mu gerçekten? Ya. Abi. Diyor da gülüyor. Diyor da gülüyor. Yani şöyle bir şey anlıyorsun toprak. Hissediyorum ben. Şöyle bir şey hissediyorsun. Ama affetti gerçekten değil mi? Öyle bir şey hissediyorum. Şunu hissediyorsun. Birazdan senin yalan ya da doğru söylediğin çok bariz anlaşılacak ya, o rahatlık var Cevdet'te yani. Bu kız doğru söylüyor değil mi? Ha, ya abi ben şimdi şu anda seni doğru söylüyor kabul ediyor. Ben mesela az önce söylediğim şeyleri açıklamış oldum mu yoksa hala? Yok sen ikna edici kendini anlattın yani niye böyle bir tavır aldığını. Sonra boş muydu odası diyeceği, hayır diyeceksin. Birazdan bekleyeceğim. Hayır diyeceğim. Ama bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Onun dışında sizi görevimiz bu. Caner. Mert'le daha yakın temas halinde olun. Şu tamam, anda abi. Yani toprak dahil suçsuzluğu şu hali hazırda devam ettiği için hepiniz kendi bölümlerinizin iki numarası gibi kendinizi düşünebilirsiniz bundan sonra. Sizler benim güvendiğim, yakın gördüğüm insanlarsınız. Ben özel talimat vereceğim yeni hocalarınıza da, eski hocalarınıza da. Sizlerle bundan sonra hem biraz daha fazla bilgi paylaşılacak, hem üzerinizde titrenecek eğitimlerde. Selim ve Gizem de buna dahildir. Onlarla ayrıca konuşacağım. Yani bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız, sorunuz olduğunda bana gelip isteyin. Kendi başınıza iş yürütmeyin. Cem konuştuk.
Bu icatları yapıyorum, ediyorum falan. Gerek yok oğlum böyle şeylere. Yok abi. Ya bu kendi zaten kendine yapmaz zaten. Bana bile söylüyor. Senin bilgin olmadan biz yapmayız abi. Ceren al bunu diyor. Bir tane kart veriyor. Bu kütüphanenin kartı. Sen de bunun 12 saatlik Cem ve Ceren'de siz kütüphaneye girip çıkabiliyordunuz ya. 12 saatlik kartlar vardı. 24 saat çalışan kart verdi sana bir tane. Senindir bundan sonra. Ahmet'le de yakın ol. Kütüphanede istediğin şeyi yapabilirsin. İstediğin araştırmayı yapabilirsin. Ben böyle Şirek'teki çizmeli kediyim şu an. O şeye giremiyorduk ya böyle. Arka tarafa, kitaplara bakamıyorduk. Ya Cem, bakabilirsin. 3 odaya kadar açar. 4. odaya giremezsin bir tek. Cem yani sen 12 saatliğini çok kullandığını görmedik yani. Sana yetiyor diye düşündüm. Yok abi öyle olur abi. Sonra dersen ki yetmiyor. Yok abi girerim ben 12 saat. Estağfurullah. Ceren zaten... Zaten açarsın ya, yerine. Ben şey yaparım Cem. Açar ya. Hadi siz kardeşsiniz. Size öyle bir izin olsun. Normalde başkası yerine kullanamazsın da kartını. Sağ ol abi. Size öyle bir izin olsun. Ben lazım olsa yoksa senin izin vermediğin şey yapmam ben. Tamam. Şimdi... Ya abi ya ben bir şey yapsana. O kadar sinirliyim ki. Buyur Cem. Buyur Samet. Abi ben şey... şimdi biz hani... 2 numara gibi olacağız ya bilgi işlemle Cem'le beraber. Evet. Biz mesela Gökhan abinin üstünde miyiz? Oğlum Gökhan abin 10 yıldır zaten 2 numara. Şey gibi düşünmeyin. Şimdi o 3 mü oldu yani? Hatta 4. Çünkü 1 Agah Bey, 2 biziz. Biz Gökhan abiydi bugün boşa getirelim size, demedik mi? Sen biz size hep sayısal öğretiyoruz değil mi? Evet. Böyle hani 2 numara... Bir şeyin iki numarası. Biziz işte o Cem'le beraber. Değil mi Cem? Hep birler sıfırlar değil mi oğlum sizde? Yani. Tuhan Allah aşkına. Ama ben niye zoomu kapatıp. Abi şimdi. Ya yazmamayı dene. Çok özür dilerim ya. Ya bir numara diyelim ki abi şimdi Agah Bey ise iki numara demek istiyor ki Samet galiba biziz mi demek istiyor? Biziz. Evet. Biziz. Gökhan evet. Abi. Gökhan abin zaten 10 yıldır 2 numara. Yani şöyle düşünelim. Basit bir mantık kuralım. Şöyle bir mantık kuralım. Cem, Samet, oğlum siz artık 2 numarasınız dediğimde birden fazla kişi 2 numara oldu. Biz ikiyiz. Aynen. Demek ki birden fazla kişi 2 numara olabiliyor. 2 numara olabiliyor. Helal olsun size be. Helal olsun size be. Abi. Neyse. Peki. Konuşmayayım dedim. Şeyi soracağım. Şimdi 2 numara deyince. Ben görmedim bugün Mert abiyi de. Dersten önce mi konuşayım kendisiyle sonra mı gideyim yanına? Makineyle ilgileniyor Mert bugün. Bilgi işlem dersinden sonra evet abi. Size eve gitmeden 5 gibi bir makineyi de göstereyim olur mu? Olur abi. Artık kapansın bu mevzu. Gizli saklı kalmasın yani. Kalmasın abi. Zaten ben çok sıkıldım. Şu anda neyse belki o zaman konuşuruz. Ama abi peki, çok özel olduğunuzu bilin çocuklar. Hissettiriyorsun abi zaten. Gerçekten. Buyur. Abi biz sen ne desen yaparız abi deyip toprağa bakıyorum. Bugün peki abi. Yani sen biliyorsundur muhakkak da. Oynayasım kalmadı ya. Tekizler. Hani benim çok duyduğum bir şey değil yani az duyduğumuz bir şey bizim de. Hani bir bunun için mesele. Yapmamız gereken bir şey var mı? O başka mesele. Onlar zaten çöpçünün önderliğinde ne zaman geleceklerini, ne yapacaklarını bilirler. O benim bile karışabileceğim bir iş değil o. Kafanıza takmaya gerek yok o konuyu. Tamamdır abi. Ben de izleyeceğim ilk dersi. Orada görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz abi. Okay. Çok ederiz abi tekrar. Görüşürüz. Öyle şey diye. Ha. Bir de yani çöpçünün yanında da gördünüz bizim aramızdaki hiyerarşide ve ilişkide bazı değişiklikler dönem dönem oluyor. Yani ben buranın yürütücüsü, lideri, önderi olabilirim. Ama kararlarımızı da alırken onun bilgeliğine başvuracağız bundan sonra. Abi insan mı? İnsan.
Hepimizden daha insan. Falan oluyor ya. Bir garip bir hissettim. Var mı başka bir isteğin ha? Yok, teşekkür ederim. Görüşürüz orada. Abi arada bir şey yapmıyorsanız geçiyorum direkt. Abi ben makine ne zamanda ya? Uzak. Makine 5'te dedi. Ben Cem'e okul göstereceğim. Makine 5'te ders 3'te. Ders birazdan yani. Ha? Aynen. Dersten tamam. Biraz yani önce de yalan öyle makinesi var. Takılıp o boş koridorda falan filan boş yapıyor. Abi geçiyor aradan yarım saat. Saat oluyor 2.40 falan. Sizi bu bilgisayar laboratuvarı gibi bir şey vardı ya. Ona tekrar topluyor. Şey. Ahmet zaten söylemişti kütüphaneci oraya gitmeniz gerektiğini. İçeri hı-hı girdiğinizde Cevdet ve birinin konuştuğunu görüyorsunuz. Görmedik mi daha önce? Diye. Yok, ilk defa gördüğünüz biri abi. Çok böyle şık. Orta yaşın üstünde, Cevdet'le yakın yaşları, böyle yuvarlak gözlüğü olan, bakımlı böyle şey bir adam. Bilge birine benziyor. Fit aynı zamanda bayağı. Cevdet kadar kalıplı malıplı olmasa da ince böyle bir gram fazlası olmayan. Soykan ben kara toprak oldum galiba resmi evet, olarak. Evet sen öldün. Açtım. Özür dilerim. Öyle bir adam. Aa, buyurun, buyurun çocuklar. Oturun. Merhabalar, ben buyurun. Ceren. Sen Ceren. Cem kim? Benim. Kardeşisin merhaba sen. Samet evet vardı. Merhaba. Yokluyorum hafızamı. Toprak. Caner. Toprak. Benim tamam. Sen Caner olmalısın. Tek erkek sen kalıyorsun. Selin ve Gizem. Hanginiz Selin? Hanginiz Gizem? Selin diyor. Selin el kaldırıyor. Tamam. Sen de Gizem'sin. Hoş geldiniz. Bu. Selin de mi var? Tabii. Bugün Cevdet'le beraber sizin için ayarladığımız bir tanışma toplantısı aslında bu. İsmim Agah. Ben bir süredir yaklaşık 10 sene oldu mu? Evet. Oldu aşağı yukarı. 10 seneye yakındır sahada hizmet veriyorum. Birlik ve ilerleme topluluğu için. İstanbul Üniversitesi'ndeki kürsümden bir yandan dersleri veriyorum. Bir yandan da topluluğun ihtiyacı olan bazı araştırmaları yürütüyorum. Devam ediyorum bunlara. Hanginiz yalancı? Ben yalancıyım. Evet, alalım yalancıyı buraya. Gerçekten böyle evet mi konuşma? Evet. Dürüst adam. Aşırı net verim bu net arada. Benim silahım var mı ya? Hayır. Vurabilir miyim? Bir atalım. Hanginiz piç yapacak hayvan? Yapmışak. Buyurun oturalım şöyle. Kapıyı kapatalım. Doğum tarihi. Ben koşturuyorum kapatmaya. Aferin. Agan çatı olurum. O kadar sevdim adamı. Havla dese havlayacağım. Şimdi arkadaşlar, bu yalan makinesi diye böyle size şey hani kalp ritmini falan takip eden makineler var ya, öyle bir şey gösteriyor. Bir tane de ilk defa dizüstü bilgisayar görüyorsunuz. Bir dizüstü bilgisayara bağlı bazı kabloları. Onlar makineye bağlı. Kablo şey dizüstü bilgisayar da dizinde. O da oturdu yerine. Şimdi bu tabii benim gibi desem de bazen hem okuldan aldığım ödenekle hem sağ olsun Cevdet'in yardımlarıyla ilerleme topluluğundan aldığım ödenekle bitirdiğim zamanında 20 yıl öncesinde falan Baxter denen bir bilim adamının bulduğu, benim de kendime göre modifiye ettiğim bir sistemdi. Bu hep çalışmıştır bugüne kadar. Bu konudaki çalışmalarımda Cem ve Samet'e bundan sonra ileteceğim. Onlar benim öğrencilerim. Memnun oldum burada çocuklar ekstra. Artık biz sizler benim öğrencim memnun olacaksınız. Oğlum çok iyi adam lan. Şimdi bak saçlarına, bak saçlarına. Bir sürü kablo bağlıyor senin kafana, böyle hani EEG falan çekilirken olur ya. Öyle şeyler yapıyor. Bir süre, bir 2-3 dakika hazırlanma süresi var onu. Böyle şeye batırıyor. Vax'a, balmumuna batırıyor. Kafana batırıyor. Bilmem ne falan filan. Şimdi Toprak. Nerede doğdun? Adana'da. Hı hı. Muş diyeceğim şimdi. Yani zor tutuyorum ki.
Adana. İsmin nedir? Toprak. Güzel. Adanalı Toprak. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Çok güzel. Bir saniye. Kaç böyle ayar mayar yapıyor orada. Şimdi... Ben böyle meraklı bakıyorum öyle hani. Siz yanına falan. Evet siz gidebilirsiniz bu arada. Hani kalp bak kalbin bitkemini dinleyebiliyorsanız şöyle bir şey duyacaksınız. Dinleyebiliyorlar bu arada. Hem beyin böyle kalbim böyle. Hem beyin dalgalarına hem de nabzına bakıyor şu anda. Kalbim meşgul. Genelde kendini yalan söyleyen biri olarak tanımlar mısın Toprak? Evet. Güzel. Bu senin için bir alışkanlık mıdır? Yok, alışkanlık diyemem. Şu anda sahada kaç civarı adamın var? Abi işte bizim kara ekibi var. Onlar bir eminim bir tarafında falan. Güzel de bir şarkı açtım arkaya. Vallahi bütün İstanbul mu abi? Bir Türkiye'de sayabilirim sana şimdi. Adana'da da bayağı var. İşte Bursa'da bir tanıdıklar var falan. Bayağı var aslında. Resmi olarak ilerleme topluluğunun da bilgisi altında olan kaç tane ajanın var sahada? Bilgisi altında falan olan max 12 kişi falan vardır maksimum. Teşekkür ediyorum. Hiç sevmedim ben bu herifi bu arada. Bayağı küçük oldum şu an. Toprak, birlik ve ilerleme topluluğuna mecburiyet sebebiyle mi dahil oldun? Yoksa buradaki anlayış ve düşünce yapısı seni tatmin etti mi? Abi ben burayı evim gibi bakıyorum artık. Burası beni ben yapan yerlerden biri. Hiç öyle zorunluluktan değil yani. Anlıyorum. Ben bu şey için Soykan, bu makinenin yanıtı için ekstra böyle eğilerek baktım. Tamam. Toprak da onu fark ediyor. Biz az çok anlıyor muyuz mevzuyu? Toprağın nabzı yine arttı, sinir oldu çünkü. Şimdi şey biliyorsunuz abi, makineyi takip edenlere Cevdet de bakıyor. Şunu anlıyorsunuz, yani bu nabzsızlandı mı bir koftelik var. Bunu anlıyorsunuz. Şu anda yani toprağın nabzı... falan var herhalde. Ceren benim gezime girdiği an nabzım arttı benim bu şeyde arada. Şeyde bayağı yazıyor zaten. 100, 102, 101, 102 falan yazıyor laptopta. Şeyi anlamıyorsunuz. Beyin dalgalarını siz analiz edemiyorsunuz. Tamam. O oradan ekstra zoomluyor böyle. Altcoin grafiği gibi yapmış kendini. Zoomluyor, bakıyor, bir şey çiziyor, çıkıyor. 15 dakikalık bakıyor. Bu diyor bayrak çizer. yapıyor, bir şeyler yapıyor, tamam mı? Oraları anlamıyorsunuz. Bir de sizin kafanızda yani sizin babanız kumanda bile kullanamıyor ya. Tokır tokır laptop kullanmaz. Ulan laptop ne zaten falan gibi. Benim babam kumanda kullanır ben. Babama seninki kullanır. Seninki söker takar iki kere. Ya Allah ben diyorum ki keşke annem boşansa da bu adamla evlense diyorum ben için. Sonra abi. Çok güzel adam ya. Bu konuş lan babamızla ilgili. Güzel adam baksana babamız olsa kötü mü? Devam edebilir miyiz? Ben iyi değilim. Tamam. Toprağın Sena'nın nabzı arttı. Şimdi toprağa dönüyoruz. Peki. Nesrin. Nesrin'le en son ne zaman konuştun? Bağır oğlum bağır. Böl bir şey bölsün şu an. En son yemekhaneden çıktı. Takriben kaç saat önce diyebiliriz? Abi yemek yiyorduk. İşte bu toplantıdan 10-15 dakika önce falan gördüm. Dün yemekte. Dün yemekte. Yo lan bugün yemekte. Özür dilerim. Özür dilerim. Bugün yemekte. Bugün oldu lan her tabii şey. Tabii bu olaylar bugün oldu tabii. Anlıyorum. Peki. Nesrin veyahut Bülent veyahut Ender ile döngü projesini tehlikeye atacak herhangi bir konuşman oldu mu? Abi Ceren de vardı. Bilmiyorduk da hiç. Gittik hocanın yanına. Bir de aptal gibi gittik. Söyledik ona. Neyi? Bilgi almak için neyi? İşte. Neyi diyor Cevdet. Abi kötü bir niyetimiz yoktu. Vallahi aptallığımızdan oldu. Bilgi almak için gidelim dedik. Hocadan öğrenelim falan bu biri. Kim? Adımın adı neydi Soykan? Abi biz önce Cenk. Elini kaldırıyor böyle. Toprağa bakıyor hala.
Abi Cenk hakkında bilgi alalım diye biz bir de herkese güvendik. Cenk hakkında bilgi almaya gittik Ceren'le, hocadan. O bir onu konuşmuştuk. Onun dışında da ben hiçbir şey konuşmadım bu konuyla alakalı. Bu konuşmada döngü projesini tehlikeye atacak ne söylediniz Nesrin hocanıza? Abi hoca da anladı. Niye 6 ay önce yapılacaktı? Niye erken aldılar falan deyince o zaten aymış, o şerefsizin tekiymiş. O yapmış her şeyi. Doğru biz mu anlıyorum? Biz aptal gibi gittik söyledik. Nesrin hocanıza Cevdet hocanızın planı erkene aldığını Ceren ile beraber beyan ettiniz. Doğru mu anlıyorum? Abi doğru. Cevdet Ceren'e dönüyor. Ben de Ceren'e dönüyorum. Ben de Ceren'e döndüm. Nabızda mabızda hiçbir değişiklik yok Okan. Olurum ama. Yani şu noktada yalan söyleyemem. Şimdi. Oldu biz anlamadık onu söyleyeyim. Yani ineceksen sen de benimle birlikte düşeceksin Ceren efendi. Öyle yapıyor. Fark yok. Bu kadar. Şimdi şöyle oldu hocam, aslında biz onu söylemeyeceğimizi anlamadık. Evet. Cevdet hocanın odasına yerleştirdiğin dinleme cihazı, namı diğer böcek. Bu cihazın altında, bu cihazı oraya yerleştirmenin altındaki sebeplerden biri Nesrin, Bülent veyahut Ender hocaların mıydı? Hayır. Onlarla hiçbir şey konuşmadım ben. Onların emrinde de hiçbir şey yapmadım bugüne kadar. Bu yalan. Şeyi, onlarla konuşup onlardan emir alıp gitmedim ya. Bu olay özelinde söylüyorsun. Evet. Anladım. Daha net olursak cevaplarımızda teşekkür ederim. Özür dilerim hocam. Müthiş bir herif ya bu. Peki. Cevdet hocanın odasına yerleştirdiğin dinleme cihazı namı diğer böcek. Böcek. Bu yerleştirmeyi yaparken Nesrin veyahut Ender veyahut Bülent hocaların dışında etkilendiğin birisi oldu mu? Hayır, olmadı. Bakıyorum böyle hemen şeylere, nabıza. Cevdet'e dönüyor da. Bir değişiklik yok. Sadece şimdi sadece Cevdet abi oldu. Nasıl yani? Açar mısın biraz? Ben çok korktum. Ben o bombayı çözerken de çok korktum. Kimsenin bana güvenmediğine de çok korktum. Söylenenlerden de çok korktum. Sanki bize hiçbir şey söylenmiyor da biz böyle orta malı gibi oradan oraya koşturuyoruz gibi hissettim. Cevdet abiye çok sordum, çok öğrenmeye çalıştım. Bir türlü gerçekten böyle yeterli bir cevap da alamadım. Cevdet abi sana da söylemiştim. Bize yani, ne olur açıkla demiştim. Birlik ve İlerleme Topluluğu'nun yönetim kademesinden sana iletilen bilgilerle alakalı hissettiğin eksiklikten ötürü kendin inisiyatif alarak böceği, namı diğer dinleme cihazını Cevdet hocanın odasına yerleştirdin. Doğru mu anlıyorum? Bu var. Bu böyle. Cevdet hocayı dinlemek için koymuş. Falan yapıyorsun. Artık tekraren soruyorum. Ne yapabilirim ki? Tekraren soruyorum. Bu dinleme cihazını, namı diğer böceği, Cevdet hocanın odasına yerleştirirken herhangi bir art niyet taşıyor muydun? Birlik ve İlerleme Topluluğu adına. Ben bu örgütü yok etmek gibi bir niyetim hiç olmadı. Ben sadece... Sorularıma net cevap isterim. Hayır, olmadı. Herhangi bir art niyetin yoktu. Art niyetim falan yoktu. Var art mı? Niyet değil bu. Çok inanıyorum buna bu arada yani. Yalan çıkarmıyorum ama çok eminim. Art niyeti değildi bu yaptığım şey. Ancak bile isteye Birlik ve İlerleme Topluluğu'nun mevcut lideri Cevdet'in emirlerine itaatsizlik ettiğini kabul ediyorsun. Emirine itaatsizlik ettim. Onu kabul ediyorum. Ama onun arkasına iş çevirmek, belki onun böyle bir
bir sıkıntı olur bilmem ne, ona plan kurarım falan. Hiç öyle bir derdim yoktu. Ben bilgi istedim, bilgi. Sadece bilgi. Bunun için de özür dilerim. Bunu biliyorum. Ve ben o günden sonra, o yemekten sonra, o konferansa gittiğimde zaten ne kadar pişman olduğumu belki sorarsanız makine söylesin size. Madem nabzı, bana inanmıyor. Nabzı çok az yükseliyor. Makineyi takip edenler için söylüyorum. Cevdet böyle yapıyor makineye. yükseliyor falan yapıyor. Yo, heyecandandır o. Heyecandandır. Bu kadar küçük yükselmeler heyecandandır. Şeye zoomluyor tekrar, bu beyin dalgalarına zoomluyor. Böyle anlamaya çalışıyor bir şeyleri falan. Biz de anlamaya çalışıyoruz Cem. Evet, siz anlayamıyorsunuz. Ama baksan dışarıdan bunu herkesin anlıyor yani. Orkan gibiyiz böyle. Yemin ederim gerçekten beni bağlasanız inan aynı reaksiyonu veririm. Yani. Yaklaştı. Anladım. Orayı anladım. Çat diye kapatıyor laptopu. Kapağını vuruyor böyle. Kalkıyor başından. Cevdetçim. Herhangi bir art niyet olmamakla beraber iyi eğitilememişlik görüyorum ben bu durumda maalesef. Örgüt içinde işler istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Benim bıraktığım dönemlerdeki gibi olmayabilir. Fakat bu kızcağızın art niyeti yokmuş. Kötü yönetmiştir durumları diyelim. Böyle ensesi değerli Cevdet'in yere bakıyor falan. Ben duyduğum gibi ağlamaya başlıyorum. Hüngür hüngür. Ceren. Cevdet diyor bunu. Efendim? Makineye falan gerek yok da bu Nesrin'le olan tatsızlığı bana ne zaman haber verecektiniz? Abi ben sana haber verecektim. Biz seni öldü sandık. Yanına geliyorduk. Ne oldu belli olmadı. Hemen dedin alanı top. Biz yanına geldik yani. Koştuk. Hı hı. Hemen dedin şey yapalım. Alana gidelim falan deyince dedim eyvah ne oluyor şimdi? Bizim yüzümüzden mi? Onu da bilemedik. Yok abi, Ceren'lik de değil. Yine orada bilmiyorum kim söyledi, artık bir önemi de yok. O da benim aptallığım olsun. Yok abi onu biz ne bilelim şeyi. Biz Nesrin'e, Nesrin'e olayı açık ettikten sonra bana gelmek yerine göreve gittiniz. Ertesi gece çöpçüyle beraber benim odamda buluşuldu. Orada da herhangi bir şey söylemediniz. Yok abi, geldik odana. Nesrin Hoca odanıza geldi. O size sordu ya. Hani biz dedik, biz zaten siz biliyorsunuz dedik yani. Aranıza gizli saklı yoktu falan. Gerçekten Nesrin gidip sordu şeye. Meta diyor. Evet. O sizden sordu. Duymak istiyor yani. Ha şey. Abi, yani abi Nesrin Hoca'nın dediğini duyunca biz dedik biz de göreve gidelim. İşimizi şey yapalım. Anladım. Çok özür dilerim abi. Ben bize abi özür dilerim. İlk gece de sen uyuyor muydun? Bir şey vardı. Biz direkt göreve gitmek zorunda kaldık. Biz yoksa Cerenler geldi durumu anlattı. Biz tabii sana gelecek miyiz? Evet abi, biz direkt benim, fark edip sana gelecektik zaten. Benim uykum hepsinden önemli. Doğru söylüyorsun oğlum. Ben çok rahatsız olurum uyandırılmaktan. Canım tehlikedeyken. Çok doğru söylüyorsun. Abi, bir daha beni sakın uyandırmayın. 11'den önce kaldırmayın beni. Nesrine bir şey açık etmemişseniz. Ya da başka bir haine. Öğrendin sen. Abi ya. Nereden sen biliyorsun ya? Duydum, kapıyı dinledik abi. Açıkça söylüyorum. Yanına ne? Geldik. Ne? Ne? Nesrin Hoca'nın bağırmasını dinledik. Oh canıma değsin. Aa, gel Nesrin Bey, Hoca'nın bağırmasını mı dinledin? Kim kim dinlediniz? Kim dinlediniz? Nesrin Hoca'yı dinledik ya. Bu arada kim dinlediniz? Abi ben hatırlamıyorum kızları kaç attığımı. Just saying Meta, tamam okey. Bir şey diyeceğim. Dinlediniz mi ya? Dinlediğini hatırlamıyorum. Duyduk kapıdan. Şey diye bağırdığını duyduk işte. Sen bunu çocuklara mı gönderiyorsun bizden habersiz? Ben böyle düşünüyorum. Evet. Bunu gitti şeye sordu, hatta hesap soruyor. Biz artık sıçtık zaten, gidelim görevimizi yapalım diye çıktık. Yoksa ben söylemeye çalışıyordum. Kim vardı yanında? Abi işte şey vardı, Toprak vardı, ben vardım. Biz de onu hani söylemeyelim gibi anlamadık Nesrin Hoca'ya. Ben sonra arkadaşlar kızlar, dedi. Siz daha iyi bir örgüt kuracaktıysanız beni de alın. Abi beni bununla bir aynı kefeye koyma, ben çok alınırım. Ya, bu mu? Doğru konuş arkadaşınla. Tamam.
Bir ay ikinize de saha görevi yok. Abi ben nasıl bir ay onunla aynı şeyi? Yaş bana nesne gibi davran... Cevdet abi bir şey de ya. Sessiz. Oturursunuz. Böyle bakıyor toprağa. Küçük çekmecenin nüfusu şu kadarmış. Falan yapıyorum ben. Beyoğlu'na giderken E5 açıkmış diye bilgi verirsiniz arkadaşlarınıza bir ay, tamam mı? Burada kalmak için bu gerekiyorsa, abi, senin güvenini kazanmak için bu gerekiyorsa ben onu da yaparım abi. Böyle cingar çıkartmam ortalıkta. Abi senin odana dinleme cihazı yerleştirenle ben aynı cezayı mı alıyorum? Serbestsizlik yapma. Ya amına koyayım abi böyle şimdi. Benim gözümde ikisi de başarısızlıktır. Bir tanesi gitmiş bugün benim dışımda kimseye söylemeyin dediğim planı Nesrin ailenine söylemiş. Ötekisi de odama böcek yerleştirmiş. İnsan dostunu iyi tanıyacak ki düşmana ihtiyacı olmasın. Konuş Cevdet abi. Tamamdır Cevdet abi. Bundan sonra sen ne dersen. Aga sen de kusura bakma. Yani neyse ya. Ben mi savunacağım bunları diyor. Çıkıyor odadan. Of sinirlendi mi? Ceren de sinir oldu. Cevdet hoca mı gitti? Şey Cevdet abi gitti. Aga hocam. Ha pardon ben Aga abi gitti. Cevdet sen gitti ya. Pardon. Açıklama yapacaktı Aga. Bunlar iyi çocuklar falan dedik. Gitti yani. Ben Aga cevap olarak bunları mı savunacağım deyip gitti zannettim. Pardon. Ya neyse ben de çıktım odadan. Meta olarak ben bunu tartışırım yalnız. Bu olayı baştan sonra. Olur. Tartışırız. İktifa duymuş gibi yapıyor Cevdet bu arada. Hatırlamadın sen onu bence. Ben sana sordum. Söylediniz mi diye. İlk defa duymadı. Nesrin söyledi Cevdet'e. Cevdet ilk defa duymuyor bizden bunu. Ayak kırıklığı falan. Sizden duymadı Cevdet bunu. Evet bizden duymadı. Ondan sonra alanı topladı. Gittik bir şey söyleyeceğiz sana dedik. Dedi ki olanı toplanın. Abi Cevdet bunu sizden duymadı. Acil bir şey. Bu söyleseydiniz. Tamam okey. Bana ne yani? Bir sürü vaktiniz vardı. İki kere falan gördünüz Cevdet'i. Evet vakit vardı. Acil alana toplanın dediğinde abi bu arada biz Nesrin'i açık ettik sıçtık falan diyecektiniz. Bana ne? Tamam. Evet doğru. Ama aynı ceza olması bence de sene olarak. Bir ayı ver. Biri böcek yerleştirmiş. Bana iki ver ona bir ver falan ama yine aynı çoba. Günlüğünüzü yazabilirsiniz. İkisi de görev için başarısızlık yani. Cevdet. Sene olarak konuşalım. Toprak şu an Adana dürümünü söyledi yiyor yani. Okay. Toprak çok mutlu ya. Toprağın canına minnet. Nasıl bela alacağım haberin yok senin. Evet. Böyle... gergin olayların arasına düştük diyor Agah. Oluyor tabi bazen Agah abi. Beş. Ya de abi de abi de. Abi Agah abi oluyor bazen abi. Bu ekrandan sen baktın ya bir şeye bu bilgisayarın falan da biraz garipmiş. Katlanıyor mu bu? Katlanıyor. Dizüstü yok bu burada Cevdet almadı tabi daha. Dizüstü neymiş ya? Sizin bu kablosuz da çalışan bilgisayar. Bunlar pille, bataryayla çalışır. Göstereceğim size. Dizüstü, böyle dizin üstü. Dizinin üstünde yapmak için. Yani laptop diyorlar İngilizler. Dizüstü diye biz de kullanıyoruz. Ama sizin masaüstü bilgisayarlarınız maşallah canavar gibiymiş. Benim bir saattir falan ölçme şansım oldu. Maşallah maşallah. Evet. İyi donanımınız var maşallah. İyi. Yok abi ne iyi donanımı ya halimize bak. Cevdet abi de. Üçte mi başlayacağız derse? Şimdi ders gibi değil çocuklar. Cevdet'in beni... buraya da davet etmesinin bambaşka sebepleri var. Bunları daha sonra biz kendi özel toplantılarımızda da konuşuruz elbet. Ama benim bir tane önemsediğim şey var. Yani sen onun odasına böcek koyarsın. Bir yandan kabloları topluyor bu. Yalan makinesini tavusun topluyor. Yani sen onun odasına böcek koyarsın efendim. Nesrin'le alakalı planı söylemezsin. Bu çocuğum sen temizlikçisin galiba değil mi Caner? Belli. Belli suratındaki memnuniyet eksikliğinden doğru belli hocam. Oğlum. Belli. Aferin size de ihtiyacım var. Birlik ve ilerleme topluluğunun sizlere de ihtiyaçları var. Çok maşallah. Sevdim ya. Maşallah. İki var sarılacağım birazdan. Maşallah. Bu lafıyla ben de bir sempati duydum benim, kendisine. Benim önemsediğim bir tane şey var. Bilgi. Ben bugün size bilgi. Bilgiyle alakalı bir şeyler anlatacağım. Çok kısa. Hem aslında tanışma gibi olsun istedim. Bir de kalabalıktan da çok hoşlanmıyorum. İmanım gevredi senelerdir. Üniversite amfilerinde 100 kişi, 150 kişi. Beni sevmeyeceksiniz daha... o zaman.
Daha küçük biz böyle grup dersleri yapabilirsek benim odam 7/24 açık, gelebilirsiniz. Çalıştığımda yaptığım odayı da aynı. Kaç dakikaya başlarız abi yapıyorum. Ablam benim sinirlendi gitti ya, bir ona bakmak istiyorum da ben. Kaç geri gelmeyecek mi? Cevdet'e bir şey konuşur gelir diye düşündüm ben. Git getir onu ya. Bilmiyorum, deli o gitti. Getir onu ya. Bana ne? Benim dersimin sorunu mu? Getir yok, onu ya. Yok sizinle alakalı değil, ben hadi, getiriyorum hadi. Hemen git. Hadi getir onu. Agah abi. Söyle oğlum. Abi bunu cihazı sen mi yaptın? Ya evet. Bu aslında dediğim gibi Clive Baxter diye bir adam var. Bu parapsikolojiyle falan da ilgilenen bir adam. Onun geliştirdiği bir cihaz bu ama bu dünyada tam olarak ya prototip halinde. Bunu herkes kendine göre yontuyor, ekliyor, çıkarıyor bir şeyler. Daha bunun resmi bir patente alınmış bir versiyonu yok. Ben onunla uğraşıyorum diyelim. Ya bu da tam değil. Bu da tam değil. Kalp atışı o... De kafaya bir şeyler takıyorsun orada beyin, sensörden. Tabii beyin dalgalarını yansıtıyor oraya. Bir yandan da nabzı görüyorum. Bazı burada dikkat etmek gereken şeyler var. Ben bunları sorgularda falan da faydalı olur diye zaten topluluk için geliştirmiştim. Sizler de öğreneceksiniz. Özellikle toprak var, Ceren var. Bir de Gizem kızım mıydı insan kaynakları? Dur ben listeme bakıyorum. Yok Selin kızım. Selin. Gizem. Hayır Gizem gelelim. Kızım da... Sende de meymenet yok. Gizem'de de meymenet yok. Güzel. Size de ihtiyaç var. Size de ihtiyaç var. Ben de bak sürekli Samet'te böyle hani Samet'le göz göze geleceğim ve böyle ondan hani özür diler bir daha hani bak affettim mi bakışı falan yakalamaya çalışıyorum sürekli. Hani Caner hiç tamam. Umurumda değil ama Samet sürekli böyle gözüm Samet'e bakıyor yani. Şimdi Cem Ceren'i oynayalım. Ceren. Ne var ya? Nerede tüm Ceren? Ağzına Nutella tüküyor. Tuvalet ağlaması bu. Çikolata ya. Ceren. Ne? Çık hadi çık. Çık. Geliyorum. Derse başlayacakmış Aga. Niye ağlıyorsun ya? Şu peçetelikten peçete koparıyorum bir sürü. Al sil yüzünü sil. Ya ben bitiyorum yani İbdiz abi. Ya sen niye başka gidip işler çeviriyorsun? Bu öbür toprakta deli oluyorsun. Niye bana söylemiyorsun? Konuşmaya gittik duyduk. Ne söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim Cem? Ya sen yalan söyleyecek biri misin bize? Annem yalan bir kere söyletti mi ya? Hep babam o yalanın altından çıkardı. Ay babam borç tamam da. Ya sen illa Agi'ye babamı mı yapacaksın? Agi'ye alalım mı biz annemize? Ya biz hiç yalan söyledik mi Ceren? Sen niye yalan söylüyorsun bu adama ya? Yalan bir de söylemedim. Yalan niye? Kulaklığım düştü bir niye? Saniye. Sen niye bu toprakta biri oluyorsun? Bu kız hep bizim başımıza bir olmadım bak. Bakacağım. Bir olmadım toprakla ben. Oğlum ne bir olması toprakla? Biz gittik diyorum söylemeye Cevdet. Nesrine ötmüşsünüz Nesrine. AQ diye mi oynatmadı bizi orayı? Hemen dedi topla. Ötmüşsünüz. Tamam hadi. Söyleyemedim. Hayır ben anlamadım onu söylemeyeceğimizi. Ben orada zaten hata ettim. Dedim. Doğru söylüyorsun değil mi? Aptal Ceren dedim. Şişt, dur. Yapma. Dedim. Kollarını tutuyorum böyle. Yapma. Kendim, öyle. Gittim. Dedim ki söyleyeceğim ben dedim. Dayanamam Cevdet Hoca'ya söylemeden dedim. Nesin? Dayanamazsın tutamazsın sen. Dedim. Ağzında sen baktığınızda. Dedim. Bittik artık Cevdet Hoca biliyor dedim. Ben Cevdet Hoca'ya anlatacağım. Kendimi anlatacağım. Alanda toplanıldı. Cevdet Hoca geldi. Cevdet Hoca gitti zaten. Ben orada anladım zaten diyecektim Cevdet Hoca'ya. Cevdet Hocam benim 16. yaş günümde annemler bana sürpriz yapacaklarmış. Bu gerizekalı az daha sürprizi ağzından kaçırmış diye şey diyecektim anlatacaktım da müsaade etmedi. Valla ağzından kaçmasın. Ben hayatta ağzında gittim şey ya. Yani o şey yaptı yani toprakla aynısı diye. Ağlama dur siliyor böyle gözünün yaşını. Çok komik. Orada zoruma gitti. Bir de dedi ki benim şey susun falan dedi. Gitti ya Cevdet Hoca benim babam. Ya şimdi o adam da sinirlendi tabii. Bak neden sinirlendi ama sana çok güvendiği için sinirlendi. Öyle düşün. Ama ben ağzımdan kaçtı sadece. Ben gidip işte Cevdet Hoca'ya acaba terörist mi demedim. Yok öyle demedin. O şimdi gidecek eve düşünecek. Diyecek ki acaba diyecek bu kız diyecek hani bunu yanlışlıkla yaptı diyecek anlayacak. Gelecek sonra sever seni yine. Zaten seviyor seni o ya. Sana 24 saat kart verdi bana bile vermedi ya. Bana bile vermedi. 24 saat kartı alacak bence benden ama. Alır mı hiç olur mu ya bir tane bu olay için? Olmaz öyle bir şey. Gel gidelim bak bu Agah denen yeni gelen tamam adam. Tamam mı diyorsun?
Almaz mı? Sen ya olur mu hiç Cevdet abi tanımıyor musun? Benim, sen benim, çok kalpli bir adam o ya. Benim topraktan az seviyor mudur? Toprağı şu an yani toprağı şu an kimse sevmiyor pek. Toprak hain hain. Cezayı verdi bir ay hain. Senin kabahatin ne biliyor musun? Senin kabahatin onlar. Ağzımı tutmaya. Senin ağzını zaten hiçbir zaman tutamadın. Sen benim 5 yaşındaki doğum günümü de mahvettin. 13 yaşındakini de mahvettin. 16 yaşında annem bana bir tane küçük figür almış. O figürü almış. Yanlışlıkla vurdum kafamı getirdim. Oraya. Bilerek mi vurdum? Tamam ya sen benim o gün kafamı vurduğundan beri bak burası izi var. Bak görüyorsun hala bu iz var. Gel öpeceğim tamam. Gel. Ve böyle öpüyor kafasını çekiyor. Hadi gel gidelim derse gidelim. Gel ağlama artık. Yeter hadi ya, adam bekliyormuş. Discord'un alt odasına insem de benim arkamdan öyle konuşulsa. Ben toprak olarak dayanamayacağım artık bu yüke. Bu kaldıramıyorum ben bunu. Bitti bitti. Geliyor musunuz? Hadi gidiyoruz artık. Hadi gidelim. Hadi geç hadi geç. Ağlıyor ağlamış bir de bak. Onu sil gözünü onu. Kusura bakmayın. Sen daha küçük değil misin Cem? Evet Hagi abi. Bazen büyük gibi yapıyorsun kendini. Güzel. Bazen insan öyle yapması benim. Lazım. Bazen öyle yapması lazım insanın. Siz evet. Kardeşsiniz. Hepiniz de zaten bu toplumun içinde kardeşsiniz. Böyle bir şey tabii. Söylememi istedi Cevdet. Ya hepiniz de kardeşsiniz bu topluluğun içinde. Şimdi, bitti mi? Evet evet herkes kardeş. Söylüyor mu bana de dedi diye. Evet. Sosyal zeka sıfır mı böyle? Şimdi aslında bu anlatacaklarım herkesi ilgilendiriyor ama yalan olmasın. Bence bunu Cem anlayacak, Samet anlayacak, bir de Gizem anlayacak. Pardon, Selin anlayacak. Gizem memelisiz kızım. Selin anlayacak bunu, Cem anlayacak, Samet anlayacak ama geri kalanınız da konsept olarak anlayacaksınız. Ben size bugün entropiden bahsedeceğim. Hiç duyan var mı entropi diye bir şey? Hocam ben duydum. Nedir? Duydum. Şimdi duydum dediniz. Duydum dedim. Evet. Böyle bir derste bir şeyler geçmişti. Ben 19 yaşında böyle bir... Çok güzel. Ben tam da bilmiyorum şimdi lise düzeyinde ne öğretiliyor. Abi vardım. Cem'in vefatı tamamlansın ona sor. Boğazımda kaldı ya. Abicem lan burada. Mikrofonu susturmaya çalışıyorum. Tuşa basıyorum. Sayfa geri gidiyor. Chat kapanıyor. Bir şeyler oldu. Evet Cem. Bizle misin? Evet hocam. Evet Hagi abi. Allah uzun ömürler versin. Nedir tamam. Entropi? Abi bu enerjinin korunumu falan hep onunla alakalı şeyler entropi. Bak şimdi hatırladım. Korunumu. Enerjinin korunumu deyince geldi başa döner. Ne? Başa döner abi. Her neden? Zaman o korumaya çalışır enerjinin şeyini abi. Başa döner. Döngü gibi mi yapar kendini? Ya işte her zaman bir döngü tamamlanır abi. Bu entropisi vardır. Entropisi vardır abi. Tamamlanmadığı da olur mu? Entropi seviyesinin düştüğü arttığı da olur mu? Olur olur. Bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Olur olur. Bilmiyor olur ki. Diyenler de sallıyor değil mi? Bu kısmına kadar da zaten salladı büyük ihtimalle. Ceren? Enerji korunumu falan dedi oğlum. Ceren? Şimdi hocam Cem'i de bozmak istemem. Bir anda asla kardeşim olmuyor. Şimdi bu aslında böyle mekanik enerjiye çevrilemeyen termal enerji diye de söyleyebiliriz. Termal enerji. Evet. Termal Isır enerji. Isır diyor. Kaplıca aklına geldi bak Caner'in sen termal deyince. Caner öyle bir şey değil oğlum. Daha böyle... Şakım geçiyor böyle öğrencileri. Oha. Şeyi sevmiyor. Temizlikçileri... yani şimdi bu dersi temizlikçilere vermek istemiyor aslında. Evet Caner. Agi hocam tam olarak nasıl bir enerjiden bahsediyoruz? Bak çok güzel bir soru bu. Tam olarak nasıl bir enerjiden bahsediyoruz? Ben hocayı çok keko buldum ve kesin gözüne gireceğim diye böyle netim. Böyle saçma sapan sorular sıkıştırıyorum araya. Şu andan itibaren buna karar verdim. Şimdi Ceren aslında çok doğru, çok yakın bir şey söyledi. Bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek bazı enerjilere sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu termal enerjisi bizim entropi dediğimiz noktada tabii devreye giriyor. Bu enerjiyi temsil eden termodinamik terimine biz aslında entropi diyoruz. Çok kafanızı kurcalamayın. Termodinamik kanunlarını falan üniversitede biz öğretiyoruz. Kanunlarını duydunuz ama değil mi? Termodinamik... Çok heyecanlanıyorum üniversitede öğrenmek için. Evet oğlum. Ben bir gün Enler abiye yemek getiriyordum. Evet.
rahmetli. Evet. Ona böyle yemeği koydum. İçecek de istedi, soğuk buz gibi. İkisini böyle üst üste koymuştum. Aman o gün dedi ki, Samet'çim dedi, termodinamiğin birinci yasası gereği dedi. Öyle mi? Sen dedi. Öyle, ben öyle canlandırdım. Kusura bakmayacaksan. Evet, estağfurullah. Samet'in rap eskileri baya kötüymüş. Termodinamiğin dedi, birinci yasası gereği dedi. Bundan sonra dedi, yemekle, sıcak yemekle soğuk kolayı üst üste koyma. İki ayrı elinde tut, öyle getir dedi. Alışveriş olur orada çünkü. Seni... Değil mi? Oğlum... Agi abi. Doğru, alışveriş olur. Rus alışverişi olur. Böyle bak, uygulamalı öğretmek her zaman çok daha mantıklıdır. Ben burada Ender de benim öğrencimdir. Söylediğimi Cevdet bilmiyorum. İyi öğretmişim, evet. Helal olsun ama oğlum yanlış anlama, galiba Tufa'ya getirmiş seni biraz. Yani yemek aldırtmış getirmiş gibi olmuş. Yani termodinamiğin birinci kanununu ben hiçbir zaman yemek siparişiyle anlatmadım hiçbir öğrencime. Ama tamam, öğrenmişsin. Öğrenmişsin. Evet. İşe yarayacaksın. Sıcak bu ikisi. Evet. Farklı eller. Ayrı tut diyor ona. Bu ikinci kanunu benim anlattığım. Sizin şimdi anlatacağınız. Benim anlatacağım kanun. İkinci kanun. Sen ilkini öğrenmişsin, evet. Zaten. Sen şimdi koş bakayım bana bir kola geliyor, şaka. Şimdi ben anlatacağım. Hocam ben anlamadım hala ama. Şimdi ben örnekle anlatacağım. Dediğim gibi bu biraz daha üst seviye bir derstir. Bilgi işlem ekibiyle yapacağımız toplantılarda, daha küçük gruplarda bunun detayını ineriz. Ben size şu anda bir konsept anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Evet. Tamam. Bunun formülünü bilmem nesini konuşuruz. Başka zamanı. Q eşit M... Konuşuruz. Tamam. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Heyecanlanmış oğlum. Bildiği şeyleri söylemeye çalışıyor çocuk. Q konuşur. Yeter ki Agi abi sonunu beğensin, ardını pilavlasın. Şimdi daha yine bizden terimlerle anlatayım. Sohbet gibi anlatmaya çalışayım. Bu yani düzensizliğin bir ölçüsü diyebiliriz bu entropi mevzusuna. Zor bir kelime. Yazın istiyorsun. Not alın bir ya. Caner, Gizem, temizlikçiler. Entropi. Entropi. Aynen. Düzensizliğin bir ölçüsüdür diyebiliriz. Yani bu eskime, yaşlanma, yıllanma, püskümeye bu gibi eylemlerin nedeni diyebiliriz bu termodinamiğin ikinci kanununa. Anlaştık mı buraya kadar? Yaşlandığımız bir şey. Şimdi. Entropi. Nedir? Zaman nasıl ilerler? Biner. Caner. Hocam bu bilgi tam olarak nerede işimize yarayacak bizim? Caner tam bir Canercim, ben sana hocam. Samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Sen kocaman bir haberaksın. Bak, senin vallahi çok işine yaramayacak. Samimi söylüyorum. Ama burada hepimizin ortak bir müfredattan geçmesi gerekiyor. O yüzden sen konsept olarak bunu anladığın vakit ben tamamım. Özel ders yapmaya da muktedirim. Hiç sorun yok. Tamam hocam. Anlamadıklarımı ben sonra sorayım size. Not al. Not al. Not alayım hocam. Muktedir. Hocam. Şimdi evet, buyur Toprak. Hocam bizim işimize yarayacak mı bu? Yarayacak. Ha. Yarayacak. Yok ama ona göre dinleyelim. Şimdi zaman maman da dedik. Zaman çok önemli hocam. Haksız zaman mıyım? Zaman çok önemli. Hocam işimize yarayacak çok önemli. Söylemez herhalde. Şimdi bizim şu anda kabul ettiğimiz zaman doğrusaldır diye bir şey var. Evet hocam. Einstein'ı evet. Duydunuz. Biliyorum. Evet, 11 teorisidir. Fakat yine burada anlatmakla vakit kaybetmeyeceğim. Bazı bilim adamları da yıllardır diyorlar ki öyle olmayabilir. Kuantum. Bambaşka konu, bambaşka ders. Aklınızın bir köşesinde dursun. Kuantum. Ben çok merak ediyorum Agi abi. Ama anlatırım üniversitede diyorlar. O üniversitede. Ben sana anlatırım. Şimdi. Samet, benim o bilgisayarı aç bakayım oğlum, dizüstüyü. Onu açınca sağ üstünde bir tane on off tuşu var, bas ona. Samet, bu senin için bir achievement. Hayatında dizüstü bilgisayar açtı. Evet, ilk defa değil mi tarihte? Bir şey söyleyeyim, kendi fikri mi böyle? Gururluyum, manyak mısın siz? Tabii. Şimdi, teşekkür ediyorum. Toparlamak gerekirse, yani aslında düzensizliğin ölçüsü diye ben tanımlıyorum. Çok bilim adamı beni tanımıyor da. Benim de kabul ettiğim ve sevdiğim tanım düzensizliğin ölçüsüdür entropi için. Yani elimizdeki ölçülebilen niceliklerin ışığında sistem hakkında edinemediğimiz bir sürü bilgi var. Bu bilgilerin ölçülebildiğini düşünün. Ne dedim? Hayır. Yani aklım yandı. Şimdi bak. Hangi bilgilerin diyorsunuz? Elimizdeki ölçülebilen nicelikler ışığında birçok bilgiyi edinmiyor muyuz? Evet.
Evet. Hocam becerik ölçülmüyor mu zaten? O anlatım bozuldu. Ben TM lisede. Doğru. İşte bu yüzden dedim ki ben bu dersi daha küçük bir grupla yapayım. Ama haklısın. Haklısın, düzeltilmeyi severim. Evet. Haklısın. Beğenmediniz haklısın. Mi? Anlamadım. Canıma minnet. Beni hep düzeltin. Söyledim. Eleştiriye açığım. Evet. Devam ediyorum. Şimdi toprağın da dediği gibi zaten nicel dediğimiz şeyler hep ölçülebilir şeyler. Evet, nicel doğru. Zaten bunlar. Şimdi. Doğru. Şimdi fakat bunlara rağmen sistem hakkında edinemediğimiz bazı bilgiler oluyor herhangi bir sistem hakkında. Bunların ölçüsüne biz entropi diyoruz zaten. Ne dedik başta? Bir sistemin mekanik şey çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik kanunu dedik ya. O sistem o sistem. Anladık mı? Hocam çünkü bir düzen yok. Evet. Yok. Bir düzen yok. Formüle edilemiyor tabii. Evet. Şey gibi, denizdeki dalgalar gibi evet. Değil mi? Evet. Bir bakıma bilginin tersi. Bir bakıma bilginin tersi diyebiliriz bunun için. Hocam deneylenebilirliği. Aynen. Aynen. Yani doğru. İstatistiksel olarak rastgelelik olan bir sistemde entropi artar. Bir şey rastgele ise istatistiksel olarak entropi artar. Tamam. Açtın mı Samet bilgisayarı? Getir oğlum. Açtım. Bak şimdi. Entropi diyor bak rastgele artarsa. Şimdi bakın. Açıyor kapağını böyle tıkır tıkır yazıyor bir şeyler falan. 1000 yazıyor ekranda. Sayıyla. Siyah bir ekran üstüne böyle yeşil 1000 yazıyor. 1000. Şimdi bunun gibi benimki yine çok ileri seviye ama çok basit bir bilgisayarımız olduğunu düşünün. Ben bunu bugün için birazcık modifiye ettim. Dandik yaptım. Şimdi öyle davranacak bu. Toplam 1000 bitlik hafızası olsun. Bunu bilgi işlemcilere anlatıyorum. Bit dediğim şey bilgi ve ilerleme topluluğu değil Caner. 1000 bitlik bir hafızası olsun bilgisayara. Ben öyle anlatmıştım hocam. Teşekkür ediyorum. Tamam mıyız? Evet hocam. Her bit ya 0 ya 1 olabiliyor biliyorsunuz. Bilgisayarın bütün işlevi de ekrana bu bitlerin toplamını yazmak olsun. Yani şu anda bu bilgisayarın çalışmasının tek mantığı bu ekranda bize bir sayı göstermek. Evet. 0 ile 1000 arasında evet. Bir sayı göreceğiz. Şimdi bütün bitleri bir yapalım. Ne yazar ekranda? 1000 yazar. Bin. Helal olsun. Bilgi işlem. Helal olsun. 1000 yazar. Ama şimdi benim dediğim gibi modifiye ettiğim yani gerizekalı olması için modifiye ettiğim bilgisayarım yaklaşık saniyede bir bu bitlerden rastgele bir tanesinin durumunu değiştirsin. 0 ise 1, 1 ise 0 olsun. Karışık. Birinci rastgele. Bit 0 oldu. Ne yazar ekranda? 999. Aferin sana. 999. Evet. Evet. Şimdi önce 1000 olarak sayının hızla azaldığını görüyoruz saniyede bir. Çünkü sayı 1000'e ne kadar yakınsa değişen bitin birden sıfıra dönme ihtimali o kadar fazla. Yani doğru muyum? Bir ses doğru. Doğruyum. Yok şimdi, şaka yapıyorum. Öyle. İki tane bit birden sıfıra dönünce yani biz o ekranda 998'i görmeye başladığımızda birinci bit mi sıfıra döndü? İki numaralı bit mi sıfıra döndü? 17 numaralı bit mi sıfıra döndü? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Şimdi bunu bu bize durum, söylemiyor mu bir sistem peki Agi hocam? Tabii bakarsak hangi bitte ne olmuş görürüz. Ben daha göremediğimiz bir simülasyondan bahsediyorum. O bitlerin bu iş için çalıştığı bir durumdan bahsediyorum. Evet. Şimdi bu durum 500 civarında dengeye geliyor. Dedim ya bir rastgelelik var diye. Kaos dedik hocam. Evet kaos dedik. Bu durum 500 civarında dengeli geliyor. O civarda oynar ama 500'den çok da farklı hale gelmez. 497 olur, 503 olur. İner çıkar evet. O 500 civarında çünkü durur. Niye? Of RP bir şey söylüyorum. Seninle gurur duyuyorum. Çocuğum okuma bayramındaymış gibi hissediyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Sağ ol. Bölmeyin dersi. Evet. Buyur. Rastgele hocam çünkü iki ihtimal var dediniz. Biri %50 %50 ya 0 ya 1 1500 500 mü? Agi abi. Doğru söylüyorsun. Denge dediğimiz nokta. Sen de elinle yaptın evet. Öyle. Denge diyebileceğimiz nokta 500. Çünkü 500 civarında birden 0'a 0'dan 1'e dönme ihtimali aşağı yukarı eşit. Evet. Aşağı yukarı. 500 civarı evet. Diyorum çünkü. Olur civarı yaklaşık olarak. Peki bu bilgisayara bakarak ne gördük? Ekranda 1000 yazdığında bütün bitlerin 1 olduğunu biliyorduk. Sistem hakkında bütün bilinmesi gerekeni biliyorduk. Yani entropisi 0'dı. Evet. Ama 999 yazıyorsa
Bilgisayar 1000 değişik durumdan birine sahip olabilir. Birinci bit evet. Sıfır olabilir, ikinci bit. Bu giderek düşüyor. Demek ki daha yüksek entropi sahibi bir duruma daha belirsiz diyoruz biz. Daha rastgele diyoruz. Kesinlikle tersi rastgeleli, kaosluk. Hocam biz bunu nerede çıkarmıyoruz? Kesin çünkü o belli, bu değil. Tamam. Bilgisayarımız olacak mı? Şimdi olacak. Hepiniz zaten burayı kullanabiliyorsunuz. Geleceğim bunu nerede kullanmanız gerektiğine. Ben boşuna 10 yıldır ders verdiğim kürsümü falan bırakıp burada sizlere algınızın üstünde bir şeyler anlatmaya gelmedim. Hepimiz ortak bir amaca hizmet ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Netleşeceğiz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Muhteşem. Şimdi 500'ün en az bilgi sahibi olduğumuz an olduğunu söyledik. Dikkat ederseniz sistem en düşük entropiden en yüksek entropili duruma doğru gitti. Biz evet, hiçbir şey yapmadık. Yani termodinamiğin ikinci yasasının da dediği gibi entropi arttı. Neden? Çünkü zaman doğrusal. Lineer. Doğru. Zaman doğrusal. Biz zamanda doğrusal bir şekilde ilerledikçe entropi arttı. Arttı. Şimdi bu modelde niye arttı anlamak kolay. Rastgele değişiklikler oldu. Bunlar her olduğunda sistem hakkında bilgimiz azaldı ondan falan. Asıl önemli olan nokta ise zamanın ilerlediği yönün entropinin arttığı yön olduğu kabulüyle bizim bugün ilerlediğimiz. Yani zaman doğrusal dediğimiz. Ama şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Asıl benim bugün konusunu açmadığım şey. Her şeyi bilsek, zamanda hiç rastgelelik olmasa, zaman akmaya devam eder miydi? Yani entropik bir durum yaşandığı için zaman doğrusal olarak mı devam ediyor? Yoksa biz zamanı doğrusal kabul ettiğimiz için bu entropinin sonunda giderek çürüyoruz, yaşlanıyoruz, eskiyoruz vesaire mi? Ya başkalarının dediği gibi zaman doğrusal değilse? Entropi artmayacak mı? Artar. Yani zaman... Evet. Biz zamanı doğrusal diyoruz, evet. Ya da daha net bir soru sorayım. Zaman doğrusal ise sizler Churchill bulmacasını nasıl 11. de çözdünüz? Churchill bulmacası. Cenk. Cenk. Bomba. Bomba. 11. 11. Döngü. Biz doğrusal kabul ettiğimiz için öyle aslında. O zaman doğrusal olup olmadığını bilemeyiz. Bizim teori. Belki bir dongu, belki bir doğrusal değil ki, belki bir halkayı düşün. Bak şimdi mesela Ceren, bir çemberin üzerinde düşün kendini, tamam mı? Bak şimdi Ceren, ben şimdi aklım Agi abi, bak şimdi ben çemberin üzerinde düşüneyim kendimi, tamam mı? Böyle bir çemberin üzerindeyim. Diyelim ki şu baş parmağımın olduğu yerdeyim. Buradan yürümeye başlasam, böyle yürüsem, önüme baktığında kendimi bir doğrunun üstündeymiş gibi düşünürüm. Ama doğrunun üzerinde ilerlediğimi zannederken yine aynı yere gelirim belki de. Belki de zaman doğrusal belki değil, de. Belki de bir loop'un içine sıkışmışız. Belki de biz bir çember şeklinde zaman belki de. Ben size bu ders çıkışında bazı kitaplar ve Türkçe'ye çevrilmiş tez dokümanları vereceğim. Bir sonraki dersimize kadar zaten bunları okuyup tekrar tartışmak üzere sizleri burada bekliyor olacağım. Toprak, buyur. Hocam şimdi dediniz ya, hani bu da bir nevi biri söylemiş. Einstein dediniz. Doğrusal demiş. Söylemiş, doğrusal demiş. Sizin de söylediniz, dediniz ki doğrusalsa bunlar olur, bunlar olur, şunlar olur. Hı-hı. Şimdi yarın bir gün ben desem ki biz bir şey atıyorum. Mesela yıl dediğimiz şey nedir? 365 gün. Gün dediğimiz şey ne? Biz demişiz onu zaten. 24 saat. 24 saat, he? Evet. Cem, aynen. Peki hocam, saat dediğimiz şey ne? Bunların hepsi aslında 60'tan. Ben zamanında mesela hepimiz biliyoruzdur, işte dünya bir yerde döndü de o bir yıl oldu. İşte onun etrafında döndü de bir şey oldu. Hepimiz biliyoruz zaman... galiba ama olsun. Devam. Hocam şimdi ben şeyde detaylarda kötüyüm ama şimdi kendimce bir olsun. Açıklama yapmaya çalışıyorum yani. Samimi söylüyorum, herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bu çok normal. Evet. Hocam ben çok alınıyorum normal. Bu lafa da. Hayır ne demek? Ben böyle çok hor görülüyorum lisede falan. Ne demek? Ya başarılı öğrenci değilim. Ben bunu kabul ediyorum. Ben işte Cem gibi değilim şimdi. Ben bir dükkan soyabilir miyim? Soyamam. Ben bir kasa açıp hırsızlık yapabilir miyim? Yapamam. Yapamazsınız hocam. Herkes, zor iş hocam. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Cevdet abi bilecek de koyamazsınız. Dediğimiz o zaten. Alak şaka yapıyor. Ama hocam şimdi yarın.
Hocam. Kayıp şaka yaptı. Ne dedi? Patavatsızlık etti. Sen devam et. Duymadım hocam. Bana mı laf soktu? Böcek böcek diyor. Devam et. Ben takmam öyle şeyleri. Benlik konu değil. Devam. Samet'e çok bozuk baktım ya. Çok üzüldüm yani. Hocam mesela şey gibi dedim. Ya yani tatta kalmadı da şimdi bu laftan sonra. Böyle mesela o dünya olmasa, güneş olmasa bu sefer biz gün diyemeyeceğiz. Saat diyemeyeceğiz. Tabii. Yıl diyemeyeceğiz. Zaman da diyemeyeceğiz. O ne oldu şimdi? Lineer dedik. Ne lineeri kaldı? O zaman sadece böyle bir şeyler dönüyor. Bir şeyler bir şeyin etrafında dönüyor. O zaman sadece bu dönenlerin bayağı bizim saydığımız zaman çıkan şey zaman haline gelmiyor mu? Bu kadar da basit olmayabilir mi acaba? Bu kadar da basit olmayabilir. Aynı zamanda da bu kadar basit olabilir. Çok ufak teorik bir tartışmanın sonunda bile herkesin kafası nasıl düşünmeye yöneldi. Herkesin kafası nasıl yeni yollar aradı. Bakın ben amacıma ulaşmış oluyorum burada. Cem son soruyu alayım. Vaktim doluyor. Cem soru mu? Ben mi sorayım hocam? Aha, bir şey diyordum. Bir soru bulalım. Ha, soru değil miydi? Yorum muydu? Değildi hocam. İstersen sorayım ama. O zaman teşekkür hocam, ediyorum. Hocam şimdi kuantum o zaman teşekkür ediyorum. Bir anda Cem'e gelmiş. Ben size ne diyeceğim? Uzatayım. Başka sorusu yorumu olan yoksa. Bekar mısınız? Ben bir soru sorayım mı hocam o zaman madem öyle? Sorma be. Bu toprak bir siktirip gidebilirim. Ben zaten sikmiş ya. Ben ölmüşüm artık. Sorma. Tamam. Ben. Çocuklar hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Buyur. Sor sorunu da. Hocam bu şimdi biz zamanı doğrusal diye kendimiz dedik yani bir akış içinde güneşin doğuşu ve batışı insanlık olarak bunu böyle doğrusal falan dedik ama şimdi uzay zaman yani mekanla olan ilişkisinden dolayı aslında doğrusal görülmemesi de böyle teorilerde var. Hı hı, gördük. Sen okuyup araştıran birisin galiba. Şimdi Cevdet Hoca da kartını gösteriyorum. Cevdet Hoca da verdi, kütüphaneyi yeni aldım hocam, inşallah daha çok okuyacağız. Şimdi bunu ne yapacağız biz bu bilgiyi şimdi? Düşüneceksiniz. Bu bilgiyle beraber aklınızda yeni odalar açılacak. Aklınızda yeni odalar açıldıkça oraya hep beraber ziyaretlerimiz başlayacak. Daha sonra birbirinizin aklındaki odalara ziyaretleriniz başlayacak. Birbirinizin düşündüklerini görmeyi, düşünmeyi öğreneceksiniz. Kendi düşüncelerinizi konuşmadan başkalarına aktarmayı öğreneceksiniz. Yeter ki sizin zihninizde birçok kullanılmayan, birçok tohumlar ekilebilecek yer olsun. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Yarın önce küçük bir toplantı için bilgi işlemdekileri bekliyorum. 11 gibi. Daha sonrasında da bütün ekiple tekrar toplanıp bunlar üzerine konuşabiliriz. Şimdi galiba Cevdet hocanızla beraber... Ne dedi? Makineye gitmeniz gerekiyormuş. Anladım. Caner sen eşlik et. Cedit Hocam sizi bekliyordur zaten orada. Kendinize iyi bakın. Soracağınız bir şey olursa benim yattığım yer ve çalıştığım yer aynı. Gelebilirsiniz her zaman. Ben bundan sonra buradayım. Biliyorum. Çok memnun oldum. Büyük kafam çürüdü ya, aynen. Hocam çok değerli bilgiler. Teşekkürler hocam. Çok memnun olduk hocam. Bu kitapları ne zaman vereceksiniz? Odada ya. Bulayım vereyim ben onları size. Ben sizi bulurum. Tamam. Aynı zaten. Herkesin bir başlangıç paketi var. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica. Çok memnun olduk. Böyle bir adamla tanıştınız. bununla alakalı fikirlerinizi hani daha sonra alırım. Daha sonra konuşuruz. Buyur Caner. Samet bir şey diyeceğim ya. Yani anlamadım ben, bu adam ne anlatıyor? Güzel güzel de anlatıyor. Bir arada bana da bir sataştı falan. Tatlı da bir adam ama. Çok güzel adam. Bu zaman mevzularını falan ben de çok anlamıyorum Caner de. Şeyi nasıl yaptım onu gördün mü sen? Bilgisayarı açtım. Abi. Nasıl bir his anlamadım. Çok güzeldi ha. Cem'e falan soralım. Onu da anladım. Bir ara bana anladığınızı anlatın lan. Abi anladığımızı anlatalım da tam yani karışık biraz. Taktı gibi bana Cem. Görmedin mi adamı sürekli? Bana bir iki tane bir şey söyledi böyle. Sen temizlikçi meyvenizci diye seni sevmedi herhalde o. Meymeni istedim bana. Ben böyle bir Ceren'in yanına atıp gideceğim bu arada bunlar konuşurken. Ceren'le özel bir şey böyle bir konuşabiliyorsun. Bir yandan yani Cevdet bekliyor bu
beyni ortasında mekanı. Yolda yürürken yapsak bu giyiyi. Konuşun. Tabii, bu öyle zaten. Konuşun yanına gidin. Bu öyle zaten. Hı-hı. Aynen. Sana niye miyiminiz? Ha siz size mi geçtin? Ama ben anlamadım ki abi. Onu bir ara şey yapalım. Bak ben seni daha önce de görüştüğümüzde de biraz daha bir düşünmesi lazım. Biraz ben bunların imajı da kötü şimdi Samet abi. Ben bunlar ekip olarak... Cem bunlar gerçekten saçma. Biz böyle Cem'le önüne geçmişiz. Tamam. Seren'le bir arkada kaldı. Ben de son olarak sesimi çocuklara şöyle duyurmaca. Abi ben bana söyleneni yapıyor. Ben gönül kapıyorum. Onlar yürüyor ama böyle. Abi ben gönül. Kızlar siz de konuşun. Buyurun. Cevap veriyor mu Ceren? Ne var? Ay, çok kötü. Yani. O kadar bu eskisi gibi kötü değil bu arada. Ha iyi. Bir ışık gördün mü? Ya beni hiç sevmiyorsun biliyorum da. En azından kötü niyetimin olmadığına inandın mı? Kötü niyetim yok dedin. Ötmedi makine. Nasıl inanmayayım? Yani ben cidden bak böyle ben de seni sevmiyorum ama ya yalan yok şimdi açık açık konuşalım. Ben ne öyle yaptım çok... sana ya sevmedin bir şey beni. Yaptığından değil ya. Beni sevmedin diye düşündüm. Sinir oldum ben de sana işte. Ama benim de mesela bir tane kız kardeşim var. Ta o taraflarda falan. Burada da bir tek kız sensin. Ben de sana sataşıyorum işte. Kusuruma bakma. Ben böyle uyuzum biraz. Biraz anlaşması zor biriyim ama. Beni böyle kötü gör hiç istemiyorum. Bak güvenip güvenmemek yine sana kalmış. Hiçbir şey demem. Ama yarın bir gün başına bir iş gelirse ilk orada duracak, ilk seni savunacak kişi de ben olurum haberin olsun. İlla böyle gün içinde iyi anlaşmamıza hiç gerek yok. Onu demek istedim sadece. Ben senden korktum ama Toprak. Sen kendi başına iş yapıyorsun. Yok o normal. Onu açıkladım. Özür de diledim. Bir daha da böyle bir şey yapmam merak etme. Ama gerçekten ben Bizim oralarda böyle kardeş olmak illa böyle iyi birbirimizin arkasını kollamak gibi değil. Siz Cem'le ne kadar iyisiniz de. Ben böyle biraz sevdiğime de sataşırım. O yüzden eğer bu sana çok geliyorsa, çok kötü geliyorsa, sen böyle beni antipatik görüyorsan bir daha yapmam böyle şey. Merak etme yani. Ben düzeltmek için uğraşırım yani. Bugün çok üzüldüm. Öyle suratıma bakmayınca siz. Benim kimsem yok ki burada. Ceren. Ya şey yapıyor yani evet, biraz evet. Üzülüyor ama hani benden uzak olsun gibi anladın mı? Korkuyor kızdan bir. Öyle şey yapıyor. Ben de üzüldüm bize ceza verdiler. Ben aslında orada dedim ya işte yok Ceren de değil suç bende dedim benim aptallığım dedim falan ama hiç dinlemedi Cevdet abi. Yoksa onun da suçunu ben alacaktım üstüme. Bence sen bile çok şey yapmadın yani seninle aynı cezayı almak hiç... şey değildi yani. Ben aptallık ettim. Ben Cevdet çok kırıldım da yapacak bir şey yok. Ben Cevdet abiyle konuşacağım bu arada Ceren. Diyeceğim ki bence adil, onun da adaletini sorgulamak şimdi iyice bizi batırmasın da yine de sanki senin hani alacaksan da benden daha az ceza alman lazım. Gerekirse de ben çekerim dedim, onu yani. Var dedim, söyle dedim öyle bir şey değil ağzımızdan kaçtı dedim. Ya biliyorsun işte yani ikimiz de aptallığımıza geldi. Ben şey değildik kötü niyetimiz yoktu ki orada da. Neyse, abi, bunları da... konuşurken Cevdet'in yanına gidiyorsunuz. Hoş geldiniz. Şeyler yok bu arada. Selin ve Gizem yok. Sizi oraya özellikle davet etmiş zaten. Sevdiniz mi Agio? Çok abi, enteresan bir hoca. herkes de farklı surat var. Öyle bir adam. Ben öyle çok sevdim. Adam. İyidir ama çok iyi niyetlidir. Çok de, ama abi. Sen seviyorsan zaten adı vardır bir bileyim. Yani şimdi karşılaştırmak gibi olmasın ama benim kadar emeği geçmiştir topluluğa. Hiç belli abi zaten konuşmuşsun. O ne yapıyordu abi falan. Burada? Hı? O ne yapıyordu burada? Bilgi işlemin kurucusu o. Kurucusu o. Kurdu. Biz şu kolumdakini görmüyor musun? O neymiş? Bionic elini gösteriyor. Ha. Agihan işi bu. Oo çok etkilendim şu anda. Müthiş bir adam. İnşallah bir... şey yaparız, yararlanırız daha. Biyolojik olarak mümkün olsa ıslanırdım.
O kadar etkilendim. Delidir melidir ama çok gerçekten çok sadık ve iyi birisidir. Helal olsun. Cevdet abi ama konumuz hiç benlik değilmiş ya. Ben hiç anlamadım olayları. Herkese göre değil. Zaten ben bilerek bugün toplu ders olsun diye ona rica ettim. Bir görün tanıyın diye. Hani bir daha olacaksa ben mesela işte bu şeylere gitsem daha iyi sanki. İşine karışmak gibi de hiç olmasın. Senin daha şimdi önemli de bir işin yok şu an zaten Toprak. Git bence sen derslere. Gideyim mi abi? Git. Tamam gittim. Ben tabii cezam var diye diyorsun. Hı-hı. Abi sonra diyordun abi. Ya sonra biz şimdi ne yapacağız? Bizim planımız ne bugün? Caner sizi şimdi asansöre bir götürsün. Zümrüt makineyi gösterecek size. Hem Zümrüt'le de tanışırsınız. Sen gelmeyecek misin abi? Yok ben eksi 3'ten aşağısını sevmiyorum pek. Siz gidin. Bugünlük paydos zaten. Yarın görüşürüz ondan sonra. Tamam abi. Tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Ben giderken evet. Yine Cevdet abi de diğerleri uzaklaştırdım. Şunu demek istiyorum kendisine. Abi hiç senin adaletini, senin kararını sorgulamak gibi olmasın ama Ceren çok üzüldü. Bir de onun cidden kötü bir niyeti yoktu. Hadi bak benim yediğim bok daha kötü de özür dilerim abi. Ağzım bozuk biliyorsun. Olur olur. Yani sanki o onunla benimle de aynı cezayı almasın mı ya? Onunkini bana yaz ama o çok çok iyi bir kız. Yani onu hiç o şeyi yapma. Ben değerlendirmemi yaparım. Sağ ol Toprak. Tamam abi. Çok yüz vermiyor. Biliyorum biliyorum zaten artık şey. Başıma gelenleri kabul ediyorum yani. Ve gidiyorum asansöre abi, doğru. Abi gidiyorsunuz asansöre. Bizimkiler hiç eksi dörde inmiş miydi? Benim dışında inen var mıydı? Yok yukarı fabrikaya çıkın önce. Fabrikaya çıkamam. Üzümlü de orada bekliyor. Okey abi. Abi çıkıyorsunuz, asansöre atlıyorsunuz, sıfıra basıyor Caner, yukarıya çıkıyorsunuz. Yukarıda daha önce hiç görmediğiniz, ilk defa karşılaştınız ve böyle garip aura yayan bir kadın var. Zümrüt olduğu size bahsedildi. Yani neden garip diyorum? Çünkü bazı insanla tanışırken hani bu şeydeki gariplik değil abi. Agah'taki gariplik değil, garip bir insan değil, garip bir hava yayıyor etrafına gibi düşünebilirsiniz. Yukarıya, fabrikaya çıktığınızda o sizi karşılıyor. Ya bu iyi mi kötü mü geldi garip o? Mutsuz. Tarzı öyle herhalde. Ha görünce anladım nasıl bir hava yaydığını. Wow. İyiymiş, insta, seri insta. Az önce babamı, şimdi eşimi buldum. Merhabalar hocam. Döngü ekibi değil mi? Döngü evet. Doğru hocam. Buyurun. Zümrüt Hanım. Memnun oldum. Buyurun. Sizinle asıl tanışmamız yarındı ama Cevdet bugün makineyi görmenizi rica etti. Ne kadar özel olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Cevdet abi bahsetti hocam. Birazdan göreceğiniz şeyler bugüne kadarki bir aksilik olursa çözülür. Hafızanızla alakalı manipülasyonlar yapılabilir. Ya da bu topluluğa bir zarar vermediğiniz sürece aramızda bir sorun yok gibi söylemlerin çok ötesinde bu örgütün kalbi ve birlik ve ilerleme topluluğunun amacının en büyük hizmetkarı olacak. Bugünden sonra sizlerin de bunları benimseyen farklı insanlar olmanızı bekliyorum. Buyurun. Abi asansöre giriyorsunuz. Bir valfi çekiyor böyle. Şifre yazma paneli açılıyor bir tane daha. Sizin zaten vardı ya. Oraya bir şey giriyor. Falan şeklinde 7-8 tane daha buton açılıyor. Ve sadece bir tanesinin yanında yazı var. Diğerlerinin hiçbirinde yazı yok. Makine dairesi yazıyor. 7 kat falan aşağıda yani. Öyle söyleyeyim. Eksi 7'ye falan denk gelir. Basıyor. Oraya iniyorsunuz. Kapı açıldığında inanılmaz bir kalabalık. Görmediğiniz birlik ve ilerleme topluluğu üyeleri garip kostümlerle kocaman bir cam fanusun arkasında bir şeylerle uğraşıyorlar ve sizin onun arkasına geçmenize izin verilmiyor güvenlik sebebiyle.
Çalıştıkları kısmı size göstermek isterim. Göğe kadar yükselen, bunun sıfırıncı katının üstüne kadar çıkan kocaman bir bölmede hayvan gibi bir makine inşa etmişler. Bu gördüğünüz makine Birlik ve İlerleme Topluluğu'nun koruyucusu ve tüm insanlığın hafızası çöpçünün gücünü aldığı yerdir. Çantasından 5 tane kolye çıkarıyor. Zümrüt yeşili kolyeler size veriyor. Üzerinizde bu kolye varken hayatınızı kaybettiğinizde makineye atılırsınız. Süreç başlar. Tamam. Varlığınız maddi olarak devam eder fakat manevi olarak bu dünyadan ayrılırsınız. Sahip olduğunuz tüm güç, tüm kudret bugüne kadar bu kolyeyle ölmüş tüm insanlarınki gibi çöpçüde toplanır. Ve çöpçü bu dünyadan göçerse şu anki zihin ve bedenlerinize geri dönersiniz. Umarız çöpçü bu dünyadan göçer. Birlik ve ilerleme topluluğunun sırlarını kendi değil çöpçünün ölümüne kadar saklayacağınıza güvenimle. Buyurun. Döngü senaryosunun 6. bölümünün sonuna geldik. Siktir ya. 7. bölümle haftaya pazar 9.30'da. Her zerbem şu an diken diken. Çarlıların diken diken oldu. Çarlıların diken diken oldu. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.